Seyyidun seyyidul kevneyni etteqaleyni el ferikayni min urbin ve min acemi faqan nebiyine fi halqin ve fi huluqi ve lem yudalu fi ilmin ve la kerami da'met da'atun nasara fi nebiyimi وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ السَّعِدُ بِاللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين وبين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله والله الغفور الرحيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أسكر شهيدlerimiz Semih Korkut Ağrı'da Ali Cevizci Kirasun Güce'de şehit oldular. Yani bizim memlekete Göreli'ye de yakın bir yer Kirasun şeyinde işte Eşkıyalar Dağı'dan geliyorlar. Teröristler. Allah'ım bitmek üzereler tamamına erdirsin Fazl-ı Kerem. Amin. Bir an evvel şerlerinden tamamen milletimizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Şehitlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Şehadetlerimizi kabul eyleyip ruhlarına hediye eyledik, ihsan eyle. Seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Ailelerine sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eyle. Amin. Tren kazasında şehit olan 24 vatandaşımız, Müslüman ölen, imanlı ölen, kazada öldüğü vakitte şehit olur. Hakiki şehit var, hükmi şehit var. Şehitlik mertebesini kazandıran birçok vasıflar var. Bunlar hakkında bazı alimler eserler yazmıştır, manzumeler de var. Herhalde 27 küsur şehadet sebebi hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Yani hadis-i şerif olmadan buna kimse kendi başına konuşamaz. Ama özellikle bir kimsenin şehit olup olmadığına dair de kimse gaybı bilip konuşamaz. Allah indinde yani sahabenin arasında olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cehennemlik olduğunu beyan ettiği münafıklar çıktı, kuzmanlar falan. Dolayısıyla müşahhas olarak şu şehittir, bu değildir gibi bir şey İslam'a göre konuşmamız caiz değildir. Ama vasıflar vardır. Sürgün ishalden ölen diyor, doğumda ölen diyor, gurbette ölen diyor. Efendim, birçok hadis-i şerif. Mesela şimdi Şevval ayında Utaka namazı var. Onu bir kısaca bir ne söyleyeceğim. Ben de daha kılamadım yani. Kılmamız lazım. Birkaç gün kaldı işte. Cuma son gün de. Şevvale mahsus bir namazdır. Onda da ölürse şehit olarak ölür diye müjde verilmiştir. Dolayısıyla yani artık o sene bir dahaki Şevvale kadar demektir o. Bunlar, bu müjdeler vardır. Ama bu adam bunu kılmıştı, öyleyse şehittir diye yani şahsın özeli hakkında konuşamayız.
Ama bu sıfata sahip olanlar şehittir diye hadis-i şerif vardır diye konuşuruz. Ehl-i sünnete göre, yani fıkha göre de uygun tabir şekli budur. Tren kazasında da zaten yolculuktadırlar. Efendim, Çorlu tarafı değil mi? Çorlu'da, Tekirdağ Çorlu'da seferde olmak, yolculukta olmak, bir de musibet, kaza, ani bir felaketle olmak. Bunlar birkaç tane şehadet sebebi cevap olmuştur. İmanla ölenler, zaten iman üzere ölmeyen, harpte de ölse şehit olmaz. İman üzere ölmeyen, imanı kurtaramayan, Kabe'nin içinde de ölse kurtaramaz. O ayrı bir şey. Zaten imanla ölmek şartı her zaman için mevzu bahistir. Onun için biz Mevlamızın gaybına muttali değiliz, vakıf değiliz. Ama hüsnü zannımız Fatih Şeriflerin zahirine binaen bu kazada ölenlere de şehit denebilir. 24 tane orada cenaze çıkmıştır. Allah Teala ailelerine sabrı cemil, ecir cezil, ihsan eylesin. Ölenlere de rahmet eylesin. Seyyiatlarını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Allah azabından, gazabından onları da bizi de muhafaza eylesin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللّٰهِ Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu Ya Rabbel Alemin hediyelerimizi kabul eyleyip basıl eyle Ya Rabbel Alemin Allahümme amin. Ondan sonra 15 Temmuz yaklaşıyor. Önümüzdeki pazar 15 Temmuz'un ikinci senenin devriyesidir. Allah Teala bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Allah Teala askerle milleti karşı karşıya getirmesin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Amin. Tabii çok kötü bir şey oldu. Eski başbakanın deyimiyle çok kötü bir proje oldu. O da doğru laf mıydı, eğri laf mıydı? Bazıları itiraz etti proje lafına ama neyse. Efendim hakikaten çok istenmedik bir şey hasıl oldu. Hal böyle olunca, şimdi biz tabii şehitlerimizi unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Bunların ekseriste tanıdıklarımız da var. Talebelerimizden var, cemaatlerimizden var. Efendim, bir aileden 3 şehit olan var yani. Bir aileden 3 tane şehit olan var. 250 şehit küsuratta olabilir. Sonradan yaralı olanlar da katılıyor. Bazı ölen sonradan ölüyor, kaç ay sonra tabii. Yaralılar var, 2000'e yakın. Bunların bir kısmı sakat kaldılar. Allah Teala onlara da acil şifalar ihsan eylesin. Bunun için hatim kampanyası başlatmıştı bizim Hayder. Efendim, yani bunları unutmamak lazım, canlı tutmak lazım. Fedakarlık etmişler. FETÖ gibi bir Yahudi projesini durdurmuşlar. Bak bugün o darbe olsaydı, yani Müslümanlar bugün bu cemaatler, sohbetler, birçok şey Türkiye'de böyle olmayacaktı yani. Onun için burada kanlarını, canlarını Allah için tabii, mutlaka ki Allah için, vatan için verenlerin ruhları şad olsun, kabirleri nur olsun. Biz onlara hatimler okunuyor. Sizlerden de hatimler okuyanlar İnşallah daha pazara kadar günü var 0212-923-1923. Bu Hayder'in telefonudur. Bu numaraya bildirirseniz, benim de hatmim var, okumuşum falan. Bir hatim, iki hatim. Şimdiye kadar bayağı bir hatim toplandı. Onlar da bir ikinci. İnşallah pazar gün akşam 23'te, 11'de yani akşam. Çünkü saat 10'dan sonra bunlar köprülere çıktılar. Millet de 10.30'dan sonra yollara çıktı. Yani çok da geç yapmayalım. 11'de ben canlı yayından hatim duası yapacağım inşallah. Ruhlarını okuyacağız inşallah. Lale Gül radyodan, televizyondan verilecek. Hatimleri olanlar da telefon, benim de hatimim var diye yazdırabilirler. Onu söylüyoruz yani. Bunu da duyurduktan sonra şimdi bir mesele var. Bu da bayağı bir çiban oldu. Epeydir. Ben sohbetleri, dersleri bu konularla meşgul etmek hiç istemiyorum ama önemli bir husustur. Mecburen sizinle de paylaşarak, sizi de şahit tutarak şey yapmak istiyorum. Böyle istendi yani. Sohbette, canlı yayında söylenmesi istendiği için ben bu talebe yönelik bunu konuşuyorum. Yoksa Facebook'tan da her zaman konuşup yayınlayabilirdim. Mesele şu. Biliyorsunuz, geriden beri de süreci izliyorsunuz. Ehl-i Sünnet'e karşı büyük bir saldırı var.
bu Ehl-i Sünnet'e karşı olan saldırılar inşallah artmaz. İnşallah eksilir. Lakin ilahiyatlarda var. Diyanetteki bazı kadrolarda var. Efendim, zaten 250 tane FETÖ'cü ihraç oldu daha evvelsi gün kararnameyle, Diyanet'ten. Sırf Diyanet'ten 250 ihraç oldu. Yani bunları mülahaza ettiğiniz zaman hala da yeni son işte. İki gün evvelki şey. Demek ki kargaşa devam ediyor. Bu insanların da rahat durmadıkları, durmayacakları da kesin. Ehl-i Sünnet'i yaralamak şey. Bu saldırılar neticesinde bir de tabii medreselere karşı bir efendim yan bakma, hor bakma bir taarruz. Burada da en çok Çıbanbaşı herkes bir şekle giriyor da İsmaila cemaatini pek ılımlaştırmak mümkün olmuyor. Bunun için de bayağı bir proje var. Sakal kısalsın, cübbe çıksın, sarık çıksın, çarşaf çıksın. İşte kız kurtarında erkek teftiş edebilsin. Falan falan. Okulvari projeler. Efendi Hazretlerimiz biliyorsunuz bunlara çok karşıydı. Bizim usulümüz medrese usulü devam etmeli. Kız talebelerimizin asla erkek sinek bile okudukları yerlere girmemeli diye efendim usulü böyle. Şeriat da bunu emrediyor. Tamam. Biz bu kafadayız. Biz mektepçi değiliz, medreseciyiz. Benim zaten kafa yapımı herkes bilir. Herkes vazgeçse ben vazgeçmem. Tabii bu bir direnç istiyor. Bir güç istiyor. Maalesef bizim İsmaila cemaatimizin birlik olamaması ve kamuoyunda üçe bölündü diye seçimlerden önce de bazı solcu gazetelerin de şeylerinde işte Oda TV'nin de baş meraklı olduğu işler böyle cemaat üçe bölündü lafları siz de duyuyorsunuz değil mi? Evet. Yani bu laflar da tabii bizi üzüyor, üzdü. Şimdi gelen rüzgarlar, fırtınalar bekleniyor gelecek. Bunlara karşı Ehl-i Sünnet'in bırak diğer cemaatler şunları bunları. Hiç olmazsa bir İsmaila cemaatinin kendi içinde ne olması lazım en azından? Bir birlik bütünlük içinde olması lazım. Maalesef buna pek muvaffak olunamadı. Bu da tabii körüklendi, edildi. Bunlar projeydi. Bu projeler uygulandı. Yani bu projeler çok yani ilgili birimler tarafından FETÖ'südür, dış güçlerdir. İçeride de fesatçılardır. Çok güzel uygulandı. Bunu biz 15 sene evvel bu projeyi duyduk. İsmail Han hocaları birbirine sokulacak. 15-20 sene evvel bu haberi bana bir hoca efendi getirdi. Olur mu ya öyle şey dedim. Fakat ondan sonra bir süreç başladı. İsimlerini vermeyelim şimdi. En son yakın tarihte olan şeyleri de biliyorsunuz, telefon kayıtlarını. Yani sürece baktığın zaman tabii hep de ben ortada kaldım. Gelen bana vurdu, giden bana vurdu. Ben hep iyi niyetli, Efendi Hazretlerinin hizmetleri yayılsın. Efendilerinin bana ihtiyacı yok ama bizim ona hizmete ihtiyacımız var. Onun için o hafle olayına girdim biliyorsunuz. Yani orada da başrollerdeydik. Tabii Marifet Derneği'nde orada çok katkısı var. Ben de onu kendi başıma yapamazdım ama biz orada sebebi müsebbiplerindeniz. Dolayısıyla girdik. Fakat farkındaysanız, işte, üç gün manşet olduk Yeni Şafaklara, provokasyoncu olduk, o olduk, bu olduk. Tabii o zaman FETÖ devredeydi. İstenmiyordu ki Efendi Hazretleri dünya çapında tanınsın. İşte 42 ülkeden 310 küsur alim gelsin. Bunu istemediler. Zaten onun için Sinan Erdem iptal edildi. Emniyet, ihbarlar, yalan yanlış ihbarlarla biliyorsunuz bana da mecburen iptal ettirdiler. Ne yapacaksın? Askerle polisle karşı karşıya biz hiç gelmedik ve gelmeyiz. Ama bu süreçleri geriden beri geldiğiniz zaman hep ortada kalan ben oldum. Hep saldırıya uğrayan, iftiraya uğrayan ben oldum. Dışarıdakiler yetmedi. Efendim, kefeninden, nali şerifinden, en sonunda tuttular saçı şerifin suyuna kadar sattığımızdan, Karun gibi zengin oldu dedirtecek kadar. Yani bunlar dışarıdan yetmeyince, cübbeli dışarıdan yıpratlamayınca ne oldu? İçeriden hoca efendiler buldular. Maalesef artık onlar da işine mi geldi, canları mı ekşili istedi. Bu da bir geriden beri gelen süreç. Burada da 3-5 tane kişi bize karşı çıktı. Neyse, yani hepsine biz efendim
ölmüşü var, kalanı var. Allah hepimize hayırlaştı etsin, hidayet etsin. Devam sebat versin, ehl-i sünnetten ayırmasın. Ben kimseye beddua etmedim, kimseye de gönül koymuyorum ama yaşanılan süreç hakikaten o evvelce yani bize denen o haberin sonradan bunu biz duymuştuk ya. Niye böyle olduk birbirine girdik dedirtti yani. Fakat bazı olaylar öyle gelişiyor ki hiç senin dahlin olmadan gelişiyor. Sen de gardını almak zorunda kalıyorsun mecburen bir şey olduğu zaman. Ama mümkün mertebe siz de şahit oldunuz ki bu süreçlerde dini bir konu yoksa yani dini bir konu yoksa ben kürsüye taşıyıp özel cevaplar vermedim. Konu dini ise ayrı. Bunu geçen de kısaca misal verdim. Şimdi bu arada bizim Efendi Hazretlerimizin bu kadar sene hizmetinde ben 7 yaşımdan beri yanında bulunuyorum. Bu kadar da hizmetim nasip oldu ama kabul olduğumu bilmiyorum. Allah kabul etsin. Efendi Hazretleri de bizden razı olur inşallah. Bu duruma bugüne kadar gelindi. En son efendim Marifet Derneği ile ilgili olaylar hasıl oldu. Fakat ben tabii bu sürece baktım, ettim. Süreç nereye gidiyor, nereye evriliyor, çevriliyor izledim. Hemen hemen 1,5 seneyi geçti değil mi? Bu sürece baktığımızda o arada işte İhsan Şen Ocak Hoca'ya saldırı oldu. Bu saldırı neden sebep oldu? Adamcağız işte kadın erkeklerin önünde pantolon, dar pantolon giyemez dediğinden sebep oldu. Büyük hakaretler oldu. Çok üst seviyelerde adama hakaretler oldu ve işinden edildi. Ondan sonra Nurettin Hoca'ya oldu ki Nurettin Hoca'ya bayağı bir reddiye yaptığım halde, akidevi bazı problemler olduğu halde, yine baktık ki mesele şeriattan sebep saldırılıyor. İşte halvet dedi diye, şu dedi diye, bu dedi, adamın dedikleri orada fıkhen doğru olan da konular var. Bu noktada biz o oyunu gördük. O oyunu görünce nasıl olsa Cübbeli de buna reddiye yapıyor diyerekten bizi de burada üç öküz hikayesi tek tek hoca efendilere saldırı olacak diye gittik bir hoca efendiler buluşması yaptık. Sonra bir daha yaptık. O resmi yansımadı. Daha geniş katılımlı oldu ikincisi. Daha da devam eder inşallah. Efendim, ha bu noktada bir oyun bozduk. Bayağı bir ters köşe oldular yani. Bir yerler bayağı bir ters köşe. Ne oluyor ya falan. Onlar zannettiler Cübbeli de diyecek ki iyi oldu buna falan. Ya iyi oldu denecek bir şey yok. Adam orada fıkhen, şerata uygun bir şey söylüyordu. O fetva doğru bir fetvaydı. Şimdi o fetvadan sebep sen buna saldırıyorsan demek sen şerata saldırıyorsun yani. Biz de alanak değiliz. Nefis de yapacak değiliz. O nokta öyle oldu. Ondan sonra marifetle ilgili süreç cin durumu 1,5-2 seneye geçti. Fakat biz burada İsmaila Merkez Vakfımıza baktık. Yani bu durumlar oldu. Ben hadislerden sebep bu işe girdim. Konuya hadislerden sebep girdim. Ama siz süreci yakından takip ettiniz. Hepiniz biliyorsunuz. Bak İsmail Ağa tabii bu oyunları görmüş olacak ki, yani cemaatin bölünmesi, parçalanması, gücünün azaltılarak efendim faaliyetlerinin akamete uğratılmasına yönelik efendim dıştan içten büyük oyunlar dönüyor. Tabii bunlar onu belki benden de evvel görmüş olabilirler. Heyet olarak, vakıf olarak vesaire bu süreci de ne yaptılar? Bir yumuşama ve ılımlama yolunu tercih ettiler. Farkında mısınız? Evet hocam. Ondan sonra ilk senesi iftara ben gittiğim halde marifetin iftarına onlar gitmemişken, kimseyi de göndermemişken, ondan sonra ikinci sene tam kadro İftara katılalım dediler, birlik görünelim dedi. Doğru yaptılar. Geçen sene yani Ramazan yeni geçti. Bu sene Ramazan'da da bir iftar Marifet Derneği tertip etti. Efendi Hazretlerimizin iftarı adıyla. Yine İsmail Ağa bütün görevlileriyle, mürettebatıyla bu iftara katıldı. Bu da uygun oldu. Biz de bunlar hakkında hiçbir zaman niye katılıyorsunuz dedik mi? Hayır, hayır. He? Demedik. Çünkü doğruya doğru ben bir şey demem. Çünkü birlik, beraberlik görünelim dendi vesaire. Şimdi o bu işler nasıl tedarik edilir, nasıl telafi edilir, nasıl yamanır, nasıl edilir? Şimdi İslam'a, şeriata, sünnete, Efendi Hazretleri'nin kurduğu yola tamamen bir saldırı ve efendim illegal, irtica, gerici, yobaz yaftalarıyla en üst seviyelerde hakaretler başlayınca
Ondan sonra dinde reform talepleri en üst seviyelerden dillendirilince ve ilahiyatlardan, diyanetten, şuradan buradan da bu taleplere olumlu cevaplar verilince, öyle mi? Verilmedi mi? Herkes tamam dedi, Marmara ilahiyat, o ilahiyat, bu ilahiyat. Değil mi? Reform şart dediler dinde. Biz ne dedik burada? Ömrümüz geçiyor o günden bugüne. Hep reform yok, din değişmez, hükümler değişemez, şeriat değişemez. Hangi asırda olsa aynen yaşayacağız dedik. Bunlar şahitsiniz, benim konuşmalarımı duyuyorsunuz. Şimdi bu durumlar karşısında, karşı taraftan dinde reform isteyen bir akın, bir rüzgar gelirken, bizim böyle üç parçalı, Değişme Hala Merkez var, tamam, bir de Marifet Derneği var, tamam, iki, bir de Cübbeli üç. Halbuki Cübbeli hiçbir zaman ne bir, ne iki, ne üç. Cübbeli Efendi Hazretleri'nin bir talebelerinden biridir. Dolayısıyla bu camianın bir mensubudur. Cübbeli hiçbir zaman rakam alamaz. Rakamın birine girme, o birle ikinin ikisinin de içindedir. Ama tabii ki bu işi karıştırmak isteyenler, bunlar üçe bölündü dediler. Bu seçimlerden evvel ben bunları dinledim. Haberlerde ben takip ediyorum. Sizden fazla takip ediyorum. Şimdi bunları da sevindirmemek lazım. Öyle mi? Ne diyorsunuz? Yani böyle İsmail Ağa üçe bölündü, beşin, bunları sevindirmemek lazım. Bundan dolayı İsmail Ağa Vakfı Merkez benden daha önce adımlar atarak, İftarlara gidilerek, sonra heyetler efendisinin ziyaretlerinde bulunularak adımlar attı mı? Sonra Marifet Derneği yöneticilerini, Muhammed Keskin Hoca'yı, işte Değer Şefik Hoca vesaire, hocaları birkaç kere İsmail Ağa yemeğe çağırdı mı? Resimlerini görmüyor musunuz? He? Çağırdılar yemeğe, tamam. Bunlar olumlu şeyler, konuşalım. Nedir, ne değildir, bir ihtilaf var mı? Yok. Dediler ki, ben de ondan sonra dedim, ne oldu, ne yaptınız, ne ettiniz? Dediler ki, bir ihtilafımız yok. Biz onlarla birlikte hareket ediyoruz, bir ihtilaflarımız yok. Bazı meseleler, o işte istişare edildi. İstişare neticesinde tefsir meselesi şu şekil halledildi. Şu meseleler şu şekil halledildi. Teferruata girmem uygun değil. Birçok meseleler aramızda halloldu dediler. Dediler. Ben bunları takip ediyorum, süreçleri. Ondan sonra, Allah razı olsun bak, ben marifet ekibine şimdi teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Efendi Hazretleri aldılar, İsmail Ağa'ya getirdiler. Uygun mu? Tamam, biz doğruya doğru, biz... Ben hangi şeyde nefsi öne koydum ki? Hangi işte nefsi öne koydum? Hiçbir işte nefsi öne koymadım. Şimdi olumlu hareketleri de tebrik edeceksin. Teşekkür edeceksin. İnşallah bundan sonra da yani aralıklar, tabii Efendimiz'in sıhhati el verdiği şekilde aralıklarla Efendimiz İsmail Ağa gelecek inşallah. Bunu da marifet ekibi olarak onlar söylemişler. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Bir sorun yok. Bizim de derdimiz neydi? Bura boşalmasın. Yani Patrikhane Ekümenik Projesi burada palazlanmasın. Bunlar istediğine nail olamaz. Ama ben hiçbir zaman için burada kimseyi suçlamadım, kimseye iftira etmedim. Bütün konuşmalarım ortadadır. Ama bu projenin daha 50-60 senelik, daha da fazla İsmet Baba'dan beri 150-200 senelik proje olduğunu, bu konuyla ilgili değil. 10 sene evvelki sohbetimde de var bu. 20 sene evvelki sohbetimde de var. Daha Hızır Efendi vurulduğunda da bu konuyu konuştuk biz. Hızır Efendi vuruldu, 20 sene oluyor. O zaman da konuşuldu. Çünkü bunlar hep bu cemaatin buradan dağıtılması ve sökülmesi üzerine. Öyle mi? Biz de dedik, bak burada duruyoruz, daha geniş yerlere gitmiyoruz. Dar da olsa yerimiz, burasının önemi var. Efendimiz burayı bırakmayın buyurdu bize. Bunları hep anlattım size yani. Hal böyle olunca, şimdi buradaki mesele, efendim, bir tek yani üzüldükleri konu, işte ben bir asılsız beyanda bulunmuşum diyor. Diyorlar marifet ekibi olarak. Nedir o? İşte beni efendiyle görüştürmediler, içeri almadılar, kaptan almadılar. Ben bu sohbeti dün dinledim. 6 Ekim 2016'da Perşembe günü yapmışım. Sohbette konuşmamı buldum. Burada da ben kapıdaki görevlinin bana böyle bir davranışta bulunduğunu söyledim. Yalan da söylemedim. Ama asla o konuşmamın bütün içeriğine kelimeleri buraya yazdım. Okuma tekrar gerek yok. Hiçbirinde
benim burada haşa Hacı Anne'nin haberi dahilinde veyahut Muhammed Hoca'nın haberi dahilinde dışarı atıldığımı, görüştürülmediğimi diye ima eden bile tek kelime yok. Kapıdaki ark yok, konuşma ortada. Yok, siz hatırlıyorsunuz, benim cemaatim kafası, hafızası güzel. He. Ondan sonra ben o kapıdaki çocuktan da helallik aldım, yani görüştüm, ettim. Sonra Muhammed Hoca dedi ki, bana da dedi böyle şeyler oluyor. Bazı bir en yakın akrabam geliyor, yanlış dedi, babam geldi dedi, şey demişler bazı kere kapıda, yapıyorlar. Sonra indi aşağı, beni aldı yukarı, görüştürdü, etti. Ben, efendim, kapıda böyle bir olay yaşandığını dedim ama asla bunun, haşa Hacı annemizden veyahut işte Muhammed Keskin hocalara bir iftira mahiyetinde asılsız bir uydurma, onlara adına asılsız bir iftira asla yapmadım. Yapamam ki yani, bu ne büyük yalancılık olur ya. Böyle bir şey olmadı ki benim başıma. Kapıdaki arkadaş böyle bir inisiyatif kullanıp bir hareket çekti. E olabilir. E, biz de sabretmeliyiz, şey etmeliyiz. Onu ben kürsüye bile taşımamalıydım yani. Bak taşımamalıydım. Orada konuşmanın arasında taşımış bulundum. E bu da ne olmuş? Hacı annemiz üzülmüş. İşte Muhammed Hoca üzülmüş. Yani neden? Biz ona böyle yapmadık. Yapmadılar. Allah için. Hacı annemizden de. Muhammed Hoca da bak. Ne zaman gittimse Efendi Hazretleri'ne görüştürüldü. Hiç gittim de görüştürülmedim dediğim oldu mu size? O gün de görüştürüldüm. Ama kapıdaki bu hareket ağrıma gitti, gidebilir. Ama oradaki kapıcının yaptığı bir hareketti bu. Ben bunu içeriye mal etmedim. Ama onlar buna üzülmüşler. Bundan dolayı da tabii bize çok üzüntü verdi. Üzüntümüze sebep oldu. Böyle şeyler yanlış. Şimdi bazı hassasiyetler oluştu. Hassasiyetler oluşunca ben mesela bir şey diyorum, kendi üstlerine alınıyorlar. Ondan sonraki konuşmalar biliyorsunuz, evvela bir hassas bölge oluşursa, ondan sonra bir kaşınmaya başlar. Yani her şeyden buran da kaşınsa burayı kaşırsın yani. Şimdi dolayısıyla o hadislerle ilgili konu, onun arkasındayım. Ama o irfan denen, irfansız adamın gelip onları efendim istismar etmesi, İyi niyetlerini suistimal etmesi, istismar etmesi yüzünden oldu. Ve o adam da 2-3 aydır oradan uzaklaştırıldı. Şimdi o kişi de oradan uzaklaştırıldı. Birkaç ay oldu. İşte bunların hepsi bir süreçtir, izliyoruz. Tabii ki orada da onun bu işte zarar verdiğini onlar da gördüler. Çünkü adam, yani Efendi Baba'nın, Efendi Hazretleri'nin kabul ettiği hadislere efendim uydurmadır, bilmem ne, haşa diyen bir adamın bizim ocaklarımızda işi olmamalı. Yanımızdan geçememeli yani. Ama maalesef oldu. İşte onları da istismar etti o. Ben hadisçiyim, hocayım, hacıyım diyerek kendini bir alim göstererek falan. Oldu böyle bir şey. Bundan dolayı efendim, ama bu işlerin hiçbirinde ben Hacı annemizi asla katmadım. Hacı annemizle ilgili hiçbir imada bulunmadım. Hiçbir kötü niyetle taşımadım. Benim annemden sonra annem, annemden ileri annem. Evladı gibi de muamele etti. Hakikaten çok bana şey vardır yani, itibar etti, iltifat etti. Efendimiz'in yanında efendim birçok yerlerde bulundurdu. Çünkü kendi mahrem dairesinde olan yolculuklardır, şudur budur. Çağırmasa çağırmazdılar. Allah razı olsun, çağırdı, etti senelerdir. Ben de işte evlatlığı beceremiyorum doğru dürüst ama işte hizmet etmeye çalıştım. Ben de bedeller ödedim. Ben de hapislerde yattım. Ben de sıkıntılar çektim. Bu işlerden sebep ben hedef oldum. Birçok noktalarda ben hedef oldum. Mesele neydi? Efendi Hazretleri'nin şanının dünya yayılmasıydı. Burada maalesef içimizden birileri köstek oldu. Efendim, haflenin iptali için burada yakın çevremizde uğraşanlar oldu. Bizi manşete taşıyanlar oldu. Süreç bizi hapse kadar götürdü. Zaten onun oradan ip çekiliyor. İşte birkaç ay içinde biz hapse girdik. Dolayısıyla biz de elimizden gelen hizmeti yapmaya çalıştık. Onlar zaten Efendimiz'e çok iyi bakıyorlar. Onda hiç Efendimiz'e gül gibi bakılıyor. Maşallah, la kuvvete illa billah. Allah nazardan muhafaza eylesin. Sağlığı, sıhhati yerinde. Benden de tahlilleri daha iyi çıkıyor elhamdülillah. Efendim 94-95 yaşında elhamdülillah. Ve Allah 120'leri de göstersin. Efendi babanın yaşlarında geçirsin inşallah. Çünkü onun bir nefes alması, bir nefes alması aleme rahmettir. Bir nefes. Tamam.
Bu gibi zatlar vefatlarından sonra da Efendi Baba'nın tasarrufu geçti mi? İsmet Baba'nın tasarrufu geçmez. Ama hayatta olmaları da kutbiyet, gavsiyet makamlarında bir nefes almaları aleme rahmettir. Bu çok önemli bir meseledir. Sohbet etmiyoruz. Senin benim sohbetimden eftaldir. Bir nefes almaları. Bu işler manevidir. Allah dostların hürmetine yaşıyoruz. Ayet-i hadislerde bunu söylüyor zaten. Eftat var, eftal var. Bunlar, belalar bunların hürmetine çevriliyor. Dünya yanıyor, İslam alemi yanıyor. Türkiye elhamdülillah her türlü olaydan tam kenardan dönüyor yani. O 15 Temmuz'da gördüğümüz üzere. Bu tabii Efendi Hazretimiz gibi zatların himmetleri, bereketleri, teveccühleri, duaları sayesindedir. Rabbim dünya ahiret himmetlerinden, şefaatlerinden mahrum etmesin. Şimdi bakıyorum, oyunlar devam ediyor. Yani Efendi Hazretleri'nin ne diyeyim, tasarrufunu gölgelemek isteyen, Efendi Hazretleri'nin yolunu değiştirmek, bozmak isteyen bazı çevreler yine devrede harekete geçmiş durumdalar. Bu oyunları da izliyorum epeydir. Bu oyunları da iptal etmek için, bu oyunları da bozmak için, ben zaten bu oyunları bozma Nurettin Hoca meselesine giderken, daha o zaman 2018, ne diyor? Mart, yani bu sene Mart ayında oldu bu iş, o toplantılar. Mart'tan beri ben bütün videoları çektim. Yani YouTube'dan benim hakkım olan, telif hakkım olan bütün videolar, yani marifet hakkında olan konuşmaları da ben Mart'ta çektim. Yani Nurettin Hoca ile ilgilileri çektim, işte Sifil Hoca ile dedim size. O noktada marifetle ilgili konuştuklarımı da hepsini çektim. Çünkü başka oyunlar var, başka dolaplar var, ben bunları iyi görüyorum. Biz bu kapının birlik ve bütünlüğü muhafaza için İsmaila Merkez Vakfımızın da attığı müsbet ve doğru adımlar, bunun neticesinde Marifet Derneği'nin de bu noktada geliştirdiği müsbet ve olumlu adımlar neticesinde ben de sizin huzurunuzda, Hacı annemizi de, Muhammed Keskin Hoca'ya da, hizmet ekibine de ben iftira atmadım. Çünkü ima bile etmedim ama üzerlerine alınıp üzülme gibi bir şeyler olmuştur. Tabii ki üzülecek şeyler oldu. Üzücü şeyler oldu. Bu verdiğimiz üzücü efendim beyanlardan, üzmemizden dolayı özür diliyorum. Efendi Hazretlerimizin hatırı her şeyin üstünde. Zaten Efendi Hazretlerimize onların yaptığı o hizmet hakikaten ben ayaklarını öpeyim. O hizmet ayrı bir şey. Çok gece gündüz uyumuyorlar. Yani o hizmetten dolayı ellerini ayaklarını öperim. Ben ondan dolayı şey yapmam. Hadis işi beni sıkıntıya soktu. Ondan sonra diğer bazı konular karşılıklı devam edince süreç uzadı. Karşı taraftan devam edilmeyeydi. İşte bu Mümtaz Hoca mesele, İrfan üzerinden devam edilmeyeydi. Çoktan kapanacaktı. Sürdüren de ben olmadım. Sürdürüldü. Yani keşke diyor musun? Diyorum. Çünkü madem İsmaila'yı üçe bölündü göstermek isteyen veya Efendi Hazretleri'nin efendim bir an evvel haşa vefat edip de arkadan bir planlar yapalım, birilerini getirelim, götürelim şeklinde koşan diğer bazı çevreleri ve bu cemaati ılımlaştırmak isteyen, dikkat ediyor musunuz lafıma? Ilımlaştırmak isteyen, kılığından, kıyafetinden, medresesinden, Efendimiz'in üslubundan, yolundan ayırmak, taviz verdirmek isteyen bazı çevreler türedi. Bunlar da buradan nemalanıyor. Ben bu oyunu da iptal etmek üzere Hacı annemden de, Muhammed Keskin Hoca'dan da, hizmet ekibinden de özür diliyorum, helallik diliyorum. Benden yana haklarım helal olsun, onlar da haklarını helal etsinler diyorum. Bu konuya da burada son noktayı koyuyorum. Bundan sonra bizim derdimiz şeriatı muhafaza, ehl-i sünneti muhafaza, eski yapılan bazı şeyler, hatalar yapılmamak üzere, ehl-i sünnetin zaruri müştereklerinde ittifak, aşağıda da kapımızı asla bölündü şey durumunda göstermemek, birlik halinde gelecek tehlikelere, bak söylüyorum, önümüzde gördüğüm tehlikelere, ben öngörülü bir insanım. Bazı şeyleri rüyamda görüyorum, size her rüyayı anlatmıyorum. Yakında yine bir rüyam çıktı oldu. Yani birkaç ay evvel onu da anlatmıştım. Yakında bir rüyam daha çıkabilir, o da yakın diye buyuruldu. Ha bu noktada bazı şeyleri de öngörüyorum, bazı da tecrübem var, bazı da rüya görüyorum.
Efendimiz'i de bu soruyu çok görüyordum da birkaç kere de Efendimiz'i gördüm yakında. Dolayısıyla bu gördüklerim ve Allah muhafaza olmasın ama beklentimiz bu camiamızın ılımlaştırılması için bir çaba harcanacak. Allah fırsat vermesin. Amin. Allah fırsat vermesin. Amin. Allah Celle Celaluhu ta Mevlana Halid'den, ta İmam-ı Rabbani'den, ta Şah-ı Nakşibend'den, efendim Ubeyullah Rahlan, ta en yukarılardan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, Hazreti Sıddık'tan, Hazreti Selman'dan gelen bu silsile-i Aliye-i Nakşibendiye'yi, Müceddidiye-i Halidiye'yi aynen Efendimiz'in öğrettiği şekilde muhafaza edebilmeyi bu cemaata nasip eylesin. Amin. Bunu bozmak isteyenlere Allah fırsat vermesin. Amin. Şeriatımızı değiştirmek, dinimizde reform gerçekleştirmek isteyenlerin Allah emellerini kursaklarına terk eylesin. Amin. Allah ecellerini garip eylesin. Amin. Ecellerini garip eylesin. Amin. Ecellerini garip eylesin. Amin. İslam'a, Müslümanlara, ehl-i sünnete hiç zerre zeval veremeden Allah şerlerinden bizleri halas eylesin. Amin, 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 amin. Anlayana bir cilt kitap yazdım. Önümüzde tehlikeler. İnşallah o tehlikeleri yapamadan birileri bertaraf olur da camiamızın bu hassasiyetleri kıyamete kadar devam eder inşallah. Amin. Bizim en korktuğumuz çünkü maalesef birçok camia bozuldu. Birçok camiada şeriat hükümleri kalmadı. Birçoğunda sünnet-i seniye ittiba kalmadı. Birçoğunda kılık kıyafet işi kalmadı. Birçoğunda haremlik, selamlık konusu kalmadı. Birçoğunda kadın erkek tokalaşmama, haremlik, selamlığına riayet bozuldu. Kürek gibi eller uzatılmaya başlandı. Ve bu işleri görüyorsunuz göz göre göre ılımlaya, ılımlaya, ılımlaya geldiğimiz nokta çok kötü. Şimdi bizim de bir bu cemaat kalmış, ekümenik projesine de burada kaya gibi direnen, kıyamete kadar da Hazreti Fatih Yavuz'u, İsmet Babası'nı koruyacak olan bu cemaat, bu bölgede, bu sur içinde, tabii çok oyunlar, ya, çok tabii senelerce, ama Hızır Efendi çok büyük olay, Bayram Efendi çok büyük olay, ondan sonra yaşanan süreçte benim başıma gelen itibar suikastları, çok büyük olay, çok olay. Şimdi de ikiye bölündü, üçe bölündü, onlar zaten hükmü yok bilmem ne, ben asla bölücü olmadım. Ben burada hiçbir görevim de yok. Ben Efendi Hazretleri'nin talebesiyim. Tefsir işini de bana havale etmiş, ısmarlamış. Ahmet devam edecek buyurmuş. Ben bu vazifede mecburen, yani Efendimiz'in verdiği bu vazifede mecburen emir tutmaktan dolayı bulunuyorum. Hiçbir köşe kapmaca derdim yok. Veliahtlık derdim yok. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Allah Teala bizleri Efendi Hazretlerimize bağışlasın. Efendi Hazretlerinin sağlığı, sıhhati, afiyeti dairesinde. Allah Teala bizlere hayırlı uzun ömür versin. Ona zerre kadar muhalefetten bizi muhafaza eylesin. Amin. Zerre kadar. Hiç kalbimden geçmeyen işler. Efendim kim de olur, kim kalır, kim ölür. Ya görüyorsunuz, Efendi Hazretlerinden sonra ne olacak diyenlerin hemen hemen çoğu ölüyor ya. He? Farkında mısınız? Ben 25 sene evvel bu lafı duyuyordum. 25-30 sene evvel şu olsun, bu olsun denilen lafları efendiye bile söylüyorlardı. Efendim senden sonra diye. Yani tabii 30 sene evvel, Efendimiz 60-65 yaşlarında. Bunu ben kulağımla şahit olduğum birçok olaylar var. Sanki seçimle geliyormuş gibi falan. Efendimiz işaret yok, efendim beni zorlamayın, işaret yok buyuruyordu. Ama adam anlamıyor, hala ısrar ediyordu. O da rahmetli oldu mübarek. İyi niyetliydi, efendinin sevdiği biriydi ama benim yaşamadığım, görmediğim, duymadığım bir şey yok. 45 senedir bu kapıdayım. Bak, 55 yaşını dün doldurdum. Tamam kardeşim? Şevval 25, yaş 55. Tamam mı kardeş? Ondan sonra ben 7 yaşımdan beri olan biteni az çok farkındayım. 10 yaşından sonra bil fiil her şeyin içindeydim. Dolayısıyla yani bu kadar olay gördüm, şaşırıyorum, kalıyorum. 50 yaşında gidiyor, 60 yaşında gidiyor, 70 yaşında gidiyor, sel gibi gidiyor. Efendi Hazretlerimiz daha çok uzun yaşayacak inşallah. Onun için birçoğumuz Efendimiz'in vefatını bile göremeyeceğiz. O kadar yaşayacak inşallah. Bundan dolayıdır ki, bundan dolayı, çünkü kaybı bilmediğim için birçoğumuz diyorum tabii. Hepimiz dersem olmaz. Çünkü ben hadis-i şerif gibi 100 sene sonra bir kişi daha yaşamayacak, onu ancak Resulullah diyebilir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hani ben kaybı bilmiyorum ama bazı bildiğim şeyler var. Bundan dolayıdır ki
Yani kimse plan kurmasın. Kimse bu kapıyı bölürüm, parçalarım, bilmem ne derim, ılımlaştırırım. Efendinin yolunu bozarım, bozdururum. Efendiden sonra şunu olur, bu olur. Kimse bu hesapların peşine geçmesin, girmesin. Zaten ben marifet ekibini en çok sevdiğim mesele ne? Efendileri uzun yaşasın diye ellerinden gelen her şeyi, her türlü doktor, her türlü ilaç, her türlü hastan, yani en iyi bakımı yapıyorlar. Bakın, yani maşallah la kuvvete illa billah. Yoksa 10 sene evvel, 15 sene evvel birileri hazırlık yapıyordu. Ben buna da şahidim. Şimdi kendisi, neyse hastalığını söylemeyeyim, söyleyince kim olduğunu anlar birileri. Büyük güne hazır olalım arkadaşlar diyor. Efendisi yoğun bakımda, hastaneden iniyoruz hemen hemen 15 seneye yakın. Büyük güne hazır olalım diyor. Şimdi kendisi hepten, ya efendini görmüyor musunuz, ne soruyorsunuz, efendi bir şey konuşamıyor ki diyen. Şimdi kendi adını unuttu. Efendisi ne bir şey soruyorsun, yine cevap veriyor. Ben biliyorum, görüşmedim bir ama epey zamandır ben biliyorum. Haberler geliyor hani arkadaşlardan. Dolayısıyla marifet de zaten bunu gizlemiyor hizmette gibi. Ha onun için Efendi Hazretleri'yle kimse uğraşmaya da kalkmasın, hesap yapmaya da kalkmasın. Yani Efendinin Allah indinde makamı çok büyüktür. Yani geçmiş meşayihin de en üst seviyeleri, Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne falan çok kendini yani benzetiyoruz biz. Kendi bir beyanı da var o bakımdan. Dolayısıyla çok üst seviye bir zattır. Zaten kıyamete yakın en bozuk zamanda gelip böyle bir çığır açmasından da makamının yüksekliği anlaşılmaktadır. Eserlerine bakmak lazım. Allah Teala 7,5 milyara bakmaz. Bir tane haremliğe selamlığa riayet eden aileye bakar. Allah Teala haramdan sakınan bir insanın hürmetine belayı kaldırır. Yoksa sen orada benim cemaatim katır trilyon. Anladık. Ama FETÖ'nün de vardı o kadar. Ne oldu şimdi? Dünyada gitti, ahirette gitti. Bir fayda yok ki, mafi fayda. Onun için Efendi Hazretimiz cemaati da çoktur, yetiştirdiği talebe de çoktur, sayı da çoktur, onu demiyorum. Ama bir de ne vardır? Şeriatı, sünneti tam muhafaza vardır, tam muhafaza. Bu maalesef, keşke birçok cemaatta daha eskisi gibi bu hassasiyet bulunsaydı ama el değiştirmeler ve naehillerin eline düşmeler neticesinde, yürümedi. Ama bu kapı kıyamete kadar baki kalacak. Hazreti Mehdi'ye kadar bu kapının ulaşacağını Büyük Şeyh Efendi İsmet Garibullah Hazretlerine Mevla müjdelemiştir. Bu kapının cübbeliğe ihtiyacı yoktur. Allah'ın dininin de bu cübbeliğe takkeliğe ihtiyacı yoktur. Biz bu dine hizmete muhtacız. Biz Efendi'ye hizmete muhtacız. Biz bir şey değiliz. Biz yokuz, yok. Biz şimdi en büyük sapık olmuştuk. O Efendi Hazretlerimizin ilimlerinden istifade etmiş. O bizi kurtarmasaydı, o okullardan çekip almasaydı. Bir sene, iki sene okula gittim de, şirazem kaydı ya. Bir sene, iki sene evine git. Bir gördü beni bir cuma. Ne yapıyorsun sen? Neredesin? Kayboldun. Şöyle şey, çabuk çıkacağız. Arapça okuyacağız. Yani kaç kere devreye girdi, kaç kere kurtardı maddi hayatımızı da, manevi hayatımızı da inşallah tabii ahireti bilmiyoruz ama bir şefaat sözü almıştık. O da tabii Allah bana izin verirse şartı koymuştu. O da o şartı koymuştu. Dolayısıyla her şeyimizle ona borçlu değiliz. Bak, borçlu olanı yine kendi bir malı olur. Borcuz, borç. Tamam mı? Borçluyum dersem benim de bir şeylerim var. Ben borçlu değilim. Ben ona borcum. Ben diye bir şey görmeyin. Ne buyurduysa ondan öğrendik. Hiçbir şey, ben bir şey bilmiyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Amin. Yokluğunu göstermesin. Amin. Yetiştirdiği talebeleri, cemaati kendi usulü üzere yeniden içtimağa muvaffak eylesin. Amin. Aradaki fitneleri, kötü niyetleri izale eylesin. Amin. Kendisine hizmet eden kardeşlerimize de, şu anda hizmet kardeşimize Allah Teala sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömürle daha nice hizmetler nasip eylesin. Amin. Anladın mı? Çünkü Efendi Hazretlerinin uzun yaşamasını, efendim, sıhhatli olmasına çok istiyorlar, çok gayret ediyorlar. Bunu ben görüyorum yani, yanlarında bulundum ben bu kadar sene. Bunu gördüm ben, müşahede ettim. Ama geri kalan her hususta
Benim tabii kaybı bilmem. Ama gördüğüm kadarıyla Efendimiz Hazretleri'nin hizmetinde maşallah muvaffak oluyorlar. Allah nazarlardan muhafaza eylesin. Şifa-ı Şerif'ten dersimizi, faslımızı bitirelim. Ondan sonra da bir hafta şifa, bir hafta diğer ilgili konular, bazı hadis-i şeriflerle ilgili sohbetlere devam edelim. İnşallah salı günleri de cemaati terk etmeyelim. Şu hadis-i şerifi de evvela okuyalım da sonra sonunda unutmayalım. Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Şimdi bu hadis-i şerifi kim rivayet ediyor? Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunye'de rivayet ediyor. Sonra Öktüttürer'de de gördüm. İmam-ı İmad'ın Öktüttürer'de. O da almış. Çünkü Abdülkadir Geylani Hazretleri bunu senediyle zikrediyor. Senedi ne demek? Ben şu zattan, o şu zattan böyle senediyle zikrediyor. Bunlar faziletli ameller babında itibar ediliyor. Zaten Abdülkadir Geylani dedi mi durmayan adam artık görür gününü ahirette yani. Hadis-i şerifte buyruluyor, Şevval ayında 8 rekat kılınırsa, gece veya gündüz fark etmez, kerahat vakti değilse, kerahat vakti içinde kılınırsa, her rekatta bir Fatiha 15, İhlas okunursa, namaz bitince de 70 kere Sübhanallah ve bihamdî dense o daha iyi olur, Sübhanallah da yeterlidir. 70 kere de salavat-ı şerife okunursa, beni hak ile nebi olarak gönderen Allah'a emin ederim, Allah Teala bu kişinin hikmet pınarlarını kalbine fışkırtır, oradan dilini konuşturur. Dünyanın derdini, devasını, bütün yani kendisine yarayan, yaramayan, dünya ahiret faydalı, zararlı şeyleri ona ilham eder. Bu çok önemli. Bu ilhama mazhar olmadığımızdan birçok motozlama gidiyoruz, işin içine çıkamıyoruz ya. Bak dünyanın derdini, devasını gösterir. Beni hak ile nebi gönderen Allah'a yemin olsun, bu namazı vasfettiğim gibi kim kılarsa, son secdeden başını kaldırmadan Allah onu affedecek. Ölürse de şehit ve günahları bağışlanmış olarak seneye kadar vefat edecek. Şimdi seneki Şevval'e kadar. Birkaç gün kaldı. Ben de kılmadım ha. Kılmam lazım. Acil. Bu namazı yolculuktayken kılarsa, yani Şevval ayında seferde olanlar var şimdi bile. Var mesela birçok insanlar. Tatile gidiyor, yola gidiyor falan. Allah seyrini, zihabını, gideceği yere varışını kolay eder. Borçluysa borcunu ödetmek nasip eder. Hacet sahibi ise Allah havaicini kaza eder. Yani muratlarını ihsan eder. وَالَّذ۪ي بَعْزَنِي بِلَقِّ نَب۪يَّ Beni hak ile nebi gönderen zata yemin olsun. Kim bu namazı kılarsa Allah Teala her harfine, her ayetine bir cennette bir mehrafe i'ta eder. Mehrafe. Sahabe-i kiram da anlamadı. Dediler, vemel mehrafe, ya Resulallah, mehrafe nedir? Her harfine bir mehrafedir. Buyurdu, besatînü fil cennet yesîru râkibu fî zilli şecereti min eşyâriyâ miyete âmîn fîmme lâktavâ. Cennette öyle bostanlar verir, her harfine öyle bostanlar verir ki, o bostanlardan bir ağacın, ağaçlarından her bir ağacın altında atlı koşturan 100 sene gitse gölgesini kesemez. Şimdi bu kadar sıcaklarda, hele ki 50 derece, 60 derece çöl sıcaklarında gölgenin ne kadar lazım olduğu, ağaç altının ne kadar lazım olduğu herkes tarafından takdir edilir. Efendim, zaten Bukhari hadisinde de var. İnne fil cenneti leşeceraten yesîru râkibu fî zillâ mâti amsü melâktu. Elbette cennette öyle ağaç var. Atlı koşturan gölgesinde 100 sene gidecek de o gölgeyi kesemeyecek. Ebu Hureyre ayet okudu. Ve zillim memdûd. Hepsi Kur'an'a dayanıyor. Yeter Kur'an'dan çıkarabil. İsterseniz şu ayeti okuyun. Uzun gölgeler. Allah Teala Vakıa suresinde uzun gölge buyuruyorsa ne kadar uzundur anla. Senin uzunluğuna benzemez. Dünya ölçülerine göre uzun kısalık burada geçmez. 100 sene gitse gölgeyi bitiremez. Bu namaz inşallah efendim Şevval ayı çıkmadan cümlemize kılmak nasip olsun. Tarifi için yine
Temmuz sayısında dergimizin 82. sayfada. Hani aklınızda kalmazsa çok bir teferruatı yok ama. Peşine duası da yok. Bu bakımdan kafanızda da kalır yani. İnşallah amel ederiz, amel edersiniz. Her sene kılamıyorduk, edemiyorduk. Son birkaç senedir başladık. Bir de ben Şevval ayında doğduğum için, ya hem doğduğum ay, efendim ne yapalım? Mutlaka bu uteka, uteka. Ne demek uteka? Cehennemden azatlılar demektir. Allah'ım cümlemize beraatlerimizi ihsan eylesin. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu fasıl neyinden bahsediyor? Adaleti, emaneti, emanet ne demek? Güvenilirliği, dürüstlüğü, sadakati, doğruluğu, iffeti, iffeti ne demek? Yani hayası, nezaheti, hepsi Arapça. Nezaheti ne demek? Yani en ufak bir leke getirecek şaibeden son derece uzak oluşu. En ufak bir şaibe getirecek. Her türlü, yani Allah-u Teala tabii haşa kıyas olmaz, noksan sıfatlardan münezzeh diyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kaside-i bürde sahibi diyor, münezzehun an şerikin fi mehasini fe cevherul hücdi fi gayru mukasim. Yani kullar arasında hakikaten diğerlerine yakıştırabileceğini her türlü şeyden, noksanlıktan münezzeh diyebiliyorsun. Ama haşa Allah gibi münezzehtir demedik bak. Diğer kullara nispeten konuşuyoruz. Bunları da efendim birleştirmediğin zaman Vehhabileri hortlatırsın, üstüme çıkartırsınız yani. Şimdi burada geldiğimiz nokta şuraydı. Ve fil hadisi anhu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den hakkında rivayet edildi hadis-i şerif. Bukhari, Müslim, Ayşe annemizden rivayet ediyor. Ayşe annemiz bunu burada buyuruyor. Mâ lem iset yeduhu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin eli değmedi. Yedemra'atin kattu, hiçbir kadının eline değmedi. Nasıl kadın? Lâ imlükü rikka, onun rikkine, yani nikahına, akdine, yani nikah şartı yok. Nikah, çünkü cariyesi de vardı, Mariye validemiz vardı, Rayhane validemiz vardı. Onlar da nereye dahil? Onlar da, efendim, tabii ki ilişkisi caiz olduğuna göre dokunması. Zaten ayda ayda caiz, orada sorun yok. Yoksa efendim Ali Rıza Demircan gibi kalkıp da sahabe zina ettiler, zina ettiler de bana mı sordular, haşa falan. Böyle laflar, bu yanlış yanlış işler. Çünkü ayet-i kerimelerde efendim cariyelerinin de nikahlılar hükmünde olduğunu, eğer evli değilse, başka bir kocası yoksa cariyenin, efendim, Kur'an-ı Kerim, Mü'minin Suresi, ayetler beyan ediyor. Şimdi onun için ne diyor? Nikahına demiyor da, efendim, rıkkiyetine malik olmadığı, ya nikah yoluyla onunla ilişki hakkına sahiptir, ya da milki yemin diyor Kur'an. Evma meleket eymanuhum. Sağ ellerinin malik olduğu, milki yemin, sahiplenme. Bu sahiplenme de o zaman. Şu anda yok bu cariyelik şey, şu anda yani efendim, geriden gelmeden kesilmiş bir şey. Ondan sonra yeni de zaten Efendi Hazretleri dediği gibi kendimiz köle cari olduk. Yani İslam alemi zaten gavurlara esir durumuna düştü. Nerede kaldı cihat? Nerede kaldı Allah yolunda İlahi Kelimetullah davası, değil mi? Bu davaları güdemeyenler, evet iki koyunu versen güdemeyenler ondan sonra kalkıp da neden bahsedecek yani? Onun için onu konuşmuyoruz. Ama eşlerinin ve cariyelerin dışında hiçbir kadının eline eli değmemiştir. Bu hususta en açık ifadeyle inni la usafihu nisa. Ben kadınlarla musafaha yapmam diyor. Bu ne demektir? Yani tokalaşma diyorsunuz Türkçede şimdi. Kadınların eline tutmam diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha ziyade nefsine malik olan biri var mı insanlar içinde? O tutmuyorsa başka kimsenin benim kalbim temiz demeye hakkı kalmıyor. Bu hadis-i şerifler açık. Ayet-i kerime okudum baştan derse girerken. Ey Nebi Zişan, inanan kadınlar sana gelirler, seninle biatlaşırlarsa, işte biat şartlarını sayıyor, Allah'a ortak koşmayacaklar, hırsızlık yapmayacaklar. Ya bu hırsızlık da acayip bu kadın. Kocasından habersiz cebinden para alıyor. Ha kocan dediyse ki ne zaman istersen benim cebimden, kasamdan istediğin kadar al, tamam. Genel izin yetki verir. Hiç öyle bir koca da pek duymadım. He.
Ama benim gibi kalkıp bütün ücreti verirsen tümünü, sen istediğin kadar harca dersen bu sorun ortadan kalkıyor. He, Maliye Bakanlığı'nı Tahliye Bakanlığı ile birleştirirsen anladın mı? İki bakanlık birleşti ya, 16'ya düştü ya. Size de tavsiyem yani, bilmiyorum sizin hanım neyse tabii ki. Hanımınız akıllıysa yapın ama bir türlü efendim, har vur parmağı savuruyorsa akşama da ekmek yok. Ondan sonra ne oldu? Parayla 4000 liraya ayakkabı aldım der. 2 aylık maaş birden ayakkabıya gider, akşama da tuz bulamazsın. Ondan sonra da der ki, ben mi sorumlusuyum eve ekmek, ben mi getireceğim de. Onu da der ha. Suçlu duruma da düşersiniz. Ama benimki gibi akıllıysa, o zaman Maliye Bakanlığı ile Dahiliye Bakanlığı'nı ne yapabilirsiniz? Cem edebiliriz. O zaman kim ne kadar aşırdı diye bir sorununuz olur mu? Gece arada bir kalkıp ne oldu, kamera koyayım bakayım cüzdanı şeyin, pantolonumun üstüne bir kamera koyayım, lüzumu zarureti hasıl olmaz. Ama var bu iş ya. Bu iş var. Onun için diyor İmam-ı Rabbani, kadınların biatı, erkeklerde bu yoktu. Kadınların biatında şirk koşmamanın peşine hırsızlık yapmamayı getirdi. Çünkü ne diyor? Benim kocamın cüzdanı diyor ya. Efendim, istediğim gibi alırım, harcarım diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, şirkten sonra niye getirildi? Eğer bu yaptığım yanlış, haram ama böyle ara sıra aşırıyorum derse günahkar olur. Hırsızlık yapmış olur. Ama derse ki ne var ya bunda derse ne olur? Harama helal dediği için kafir olur. Çünkü sana kocan o izni, genel yetkiyi vermediyse o caiz olmaz. Onun için işte sonra zina etmeyecekler. Sonra efendim Hint radıyallahu anh'a tabii o zaman yeni biatta bulunuyordu. O öyle dedi. Evet eznil hurratü. Niye bu zina etmeyecekler şartı geldi ya? Hür kadın da zina mı edermiş derdi. Yani cariyeler o zaman böyle pazarlarda satıyor gibi bir zina işi var. Yani hür kadın da, yani hürriyeti olan hür kadın da zina mı edermiş dedi. Yani cahiliyet toplumunda bile o zaman zinanın ne kadar abes karşılandığı, yani şerefli soylu aileler tarafından tabii. Hazreti Hint de kimin annesi? Muaviye radıyallahu anh efendimizin annesi. Yani ailelerin soyluluğu da önemli tabii. O soylulukta da nesebi koruma durumu çok önem arz ediyor. Nesebi korumak isteyenler de zinadan elini eteğini zaten uzak tutuyor. Onun için şirk koşmayacaklar, hırsızlık etmeyecekler, zina etmeyecekler, çocuklarını öldürmeyecekler yani işte kız çocukları diri diri gömme meselesinde. Onlar gömmüyor. Ama kocasına ne yapacak? Dur diyecek. Harama elinden gelip de harama mani olmayınca ortak oluyor. Çünkü kadının da hükmü geçiyor. Bazı kadınlar var dişli yani. Hint gibi bir kadın çok dişli yani. Ebu Süfyan'ı çeker çevirir yani. E şimdi öyle bir durumda sen kızımı gömüyorum cahiliyet adeti dediği zaman o kadın da ne yapalım ara olmasın, ayıp olmasın, el alemde laf olmasın. Kız çocuğunu ayıp sayıyorlar ya onlar haşa. Ondan dolayı o da rıza verince Allah Teala ne sayıyor bu ayette? Onları da katil sayıyor. Çünkü yapılan bir harama, cinayete, zulme elinden geldiği halde mani olmazsa aynen bilfiil müşterektir. Bu çok önemli bir şey. Yani sen bir cinayet işlenecek, durdurabilecekken durdurmuyorsan aynı katilsin. Aynı katilsin. Onun için çocuklarını öldürmeyecekler. Kadınlar öldürmüyordu. Adamlar alıp götürüyordu, kuyu kazıp içine atıyordu. Ama Mevla buyuruyor, siz de buna artık rıza göstermeyeceksiniz. Rıza gösterirseniz, cahiliyet adetlerine uyarsanız sizi de katil sayarım. Ondan sonra iftira yapmayacaklar kimseye. Senin emrettiğin meşru, şerata uygun hiçbir şey de sana karşı gelmeyecekler. Ayet demin okudum, bazın başında sohbetini. فَبَايَعْهُنَّ O kadınlarla biatlaş. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهِ Allah'tan günahlar için bağışlanma talep et. Onun için ben ne diyorum? Hind'in aleyhine konuşanlar Allah'ın aleyhine konuşuyorlar. Çünkü Hint validemiz için bu ayette ki bütün kaynaklar ittifaklıdır ki biat alanların başında kadınların temsilcisi Hint idi. Ve bu ayette Efendimiz'e onların biatını kabul etmesini ve günahları için Allah'tan mağfiret talep etmesini emrediyor. Allah peygamberine aflarını iste deyip de affetmemek diye bir şey söz konusu olabiliyor mu? Ama münafıklar için istiğfar etme bak 70 kere af istesen etmem diyor. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir istiğfarı ne demek? Zaten af olunmayacak adama istiğfarı nasip olmaz ki. Zaten Allah bir de emrediyor.
اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ رَحِيمٌ Ben çok acırım, çok esirgenim diye bitiriyor şey. وَاللّٰهُ غَفُورُ رَحِيمٌ de olabilir. Bu çok müteşabihat onlar. Kur'an'da o اِنَّ اللّٰهَ وَاللّٰهُ çok geçer. Şimdi burada erkeklerle biatta ne vardır? Elde, el ele tutuşup musafaha vardır. Değil mi? İşte Beyat-ı Ridvan'da ağacın altındaki biat Kur'an'da geçer Fetih Suresi falan. Kadınlarla biattaki mesele nedir? Kadınlarla biatta asla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eli hiçbir kadına şerata göre helalı olmayan hiçbir kadına değmedi diyor. Kim diyor bunu? Ayşe annemiz diyor. Ki Ayşe annemiz yanında. O zaman eşi. Zaten bu Mekke fethi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına 2 sene kala yani. Hazreti Ayşe annemizin şahit olduğu vaka. Dolayısıyla bu rivayetin üstüne rivayet tanımam. Şaz rivayetler şunlar bunlar lan getirip de kadınla tokalaşılabilir bilmem ne asla. Geçen anlattım size değil mi? O bir tane hoca var meşhur işte. Kitaba, he işte telefonda. Kitaba yazmış ki tokalaşılır. Telefonda diyor haram. Ya dedi, hocam dedi, Salih Hoca anlattı yani İsmail Hanimam. Yanımdaki adam konuşuyor diyor. Sesi açtı, duyuyorum diyor. Çok meşhur hoca, hocaların hocası. Dedim hocam, kitapta böyle yazdın. Sen ne bakıyorsun? Kitaba demiş. Kendi yazdığı kitaba bakma diyor. Yani şimdi bunlar böyle. Yakıyorlar milletin ocağını fetva vererek. Sonra bunları hocaların hocası zannedip dedikleriyle amel ederek adam ahirette ne cevap verecek? Mevla sorarsa niye bu haramı yaptın? Ya Rabbi şu hocanın kitabına baktım. E Mevla da buyurur ki cübbeli seni o hocadan kaç kere uyarmıştı da diyebilir yani. Çünkü ahirette teferruata girilecek mi? He? Allah Teala cübbeliyi tanıyor yani. O yarattı yani. O konuşturuyor. Cübbeli'nin bu millete yaptığı reddiyelerle uyarılar hususunda Allah şahittir Celle Celaluhu. Bu milletin canı eksili istiyor da işine gelen hocayı dinliyorsa Mevla onu görüyor. Onun için yarın ahirette sadece cübbeli takkeli meselesi değil, herkesin her meselede bütün teferruatı dökülecek mi? Dökülecek. ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا Yaptıkları her şeyi tek tek haber verecek Kur'an diyor. O zaman kendimizi avutmayalım, kandırmayalım. Adam, ne bakıyorsun kitaba diyen adamların kitabını okumayalım yani. Çünkü sen ayet hadis varken gidiyorsun falan hoca, hocaların hocası şöyle demiş. Bize ne ya? Allah Resulü var, şeriat var, müttefakun aleyh, müttevatir konular var, fıkıh. Yeni mi yazılıyor yani? 1400 senelik fıkıh. Allah'ın dini fıkıhtan, fıkıh dinden ibaret, din fıkıhtan ibaret. Evet. Şimdi bu da Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem nesini gösteriyor. Ha, musafaha derken ne yaptı? Mübarek elini bir kaptaki suya koydu. Suya soktu, çıkardı. Ondan sonra kadınlar da ellerini aynı suya değdirmek suretiyle efendim mübayaade bulunduğu rivayet ediliyor. Ve fi hadis Ali radıyallahu teala anhu fi vasfi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şifa şerif şifadır. Dertlerimize devadır. Maddi manevi. Allah Allah. Kazı Yaz Hazretleri'ni gördüm diyor. Meşayihtan beri rüyamda benim evimde senin şifa kitabın var. Ha öyle mi de? Aman onu bırakma, ahirette çok faydasını göreceksin dedi diyor. Birçok ulema bu hususta rüyaya ne lüzum var? İçi ayet hadisle doluysa şifadır. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde çok tasdik ettiği bir kitaptır Şifa-i Şerif. O bakımdan kabul görmüştür. Bütün dünyada itibarı vardır. Fas nere? İstanbul nere? Merakeş'te diyelim. O bölgede, Mağrip'te yazılmış ama en fazla İstanbul'da basılmış ve okunmuştur. Delail-i Gayrat da İmam Cezuli'nin radıyallahu teala Merakeş'te kabri şerifi o bölgelerde vefat etti. Sonra nakledildi. Oralarda yazılmıştır ama ben diyebilirim ki en fazla İstanbul'da basılmıştır, okunmuştur. Çünkü tabii payitaht olması şu bu ama her kitaba Allah kabul vermez. Bir kitaba makbuliyet verdiyse, tesir verdiyse sahibinden razı olduğu için vermiştir. Rabbim kabrini nur eylesin, şefaatine nail eylesin. Ben 3 kere ziyaret ettim, size de en az 1 kere nasip eylesin. Amin. Bir tur yapmak lazım.
Ama şirket açacak halimiz yok bu yaştan sonra tabii. Siz giderseniz ben de gelirim belki. Ebu'l-Abbas Septi de orada. Yedi rical. Kitabını yazıyorum da yarım kaldı. 20 sene evvel başladım. 20-15 sene evvel. Seb'a rical. Yedi veli Merakeş dedi. Sabah başlıyorsun Ebu Yakup Hazretlerinden, akşam çıkıyorsun İmam-ı Süheyli Hazretlerinden. Yedisini aynı gün ziyaret ediyorsun, tertip ve sırayla. Allah'ın izniyle hacetler kabul olur. Hele çocuğu olmayanlar için, Ebu'l-Abbas Septi'nin kabri, İmam Şerci'nin beyanı ve çile. Büyük veli İmam Şerci. Denenmiş mücerrep %100'dür. Ama tabii onun sadaka kutusu var. Hala başında körler, amalar, hafızlar dolu. Bütün şehir hala onun sandığını yiyor. Merakeş'teki bütün fakirler onun sandığından geçiniyor hala. 900 senelik hemen hemen meseleden bahsediyor. Yani 700-800 en az sene. Yok, 900 var. Hatta fazlası var. 900 senelik meseleden bahsediyoruz. Muhittin Arabi de onu ziyaret etti. Sağlığında yani. Onun da şeyhlerindendir. Şaşırdım kaldım diyor kerametine. Muhittin Arabi şaşırmış. Gelene gidene diyor ya. Ne isterse oluyor diyor. Çok büyük veli. Çok büyük veli. Allah'ın da çok hatırı var. Ebu'l-Abbas Septi. Menakıbını yazacaktım. Menakıbı evinde bulunanlara da bereketi geliyor. Ondan sonra başka ne hayırlı muratlar var? İşte burada. Niyet ettim. 8 yani param 8 tane param vardı. Cebimde TL olarak attıyorum onu. Her birine bir niyet ettim. Param fazla olmadan desteyaz edin. Dua edersin Allah'a da niyeti 8 tane ettim. Gece yattım. Cuma gecesiydi. Muhammed hocalarla gittiğimizde. Hemen bir zat geldi. Rüyamda işte hemen hemen 8'in 5'i peşin dedi. 5'i verildi dedi. 3'ü veresiyeye kaldı. Hakikaten geldim. Çorap söküğü gibi 5'i oldu. Pat 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 pat. Bu davadan beraat etmemiştim. Beraat vardı. İşte neyse. Diğer bazı mahrem ailesi, kızlarımın evliliği vardı falan falan. 5'i pat 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 tık. 3 veresiye çok önemli. Onları da unuttum şimdi neydiler. Ama büyük meselelerdiler. Büyük meselelerdiler. Mutlaka şeriat, sünnet, ehli sünnetin galibiyeti için bir niyet tuttum. O kesin. Allah izzet versin. Allah izzetiyle cümlemizi aziz eylesin. Ehli bidat-ı zelil eylesin. Davamız ehli sünnet davası. Ehli sünnet aziz oldu mu, biz aç açık da olsak mıyım diye. Bugün ölsek gam yok. Bugün ölsek gam yok. Gider yatarız aşağı. Sevinçli gideriz. Ehli sünneti görelim, hakim olduğunu görelim. Şu ehli bidatın zeval bulduğunu görelim. Biz yemek için yaşamak istemiyoruz. Biz şu ehli sünnete ne hizmet ederiz diye yaşamak istiyoruz. Ne yapacağım bu yaştan sonra? Ne yani? Aynı yemek, aynı hava, aynı su, aynı bilmem ne. Hiçbir şey değişen bir şey yok. Bıktık yani. Değil mi? Cenneti de garantilemedik. Orada sıkıntı. Ama inşallah iman selametiyle gideriz inşallah. Bu dersler hürmetine, şifa-i şerif hürmetine, amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmet ettiğimiz meclisler hürmetine. Amin. Sizin de efendim iştirak ettiğiniz diyelim. Teşrif ettiğiniz diyebilir miyim? Çok ayıp olur. Çok ayıp olur, haşa. Çünkü siz şifa-i şerif dersine şeref veremezsiniz. Ben de veremem. Onun için teşriften, iştirak katılıyoruz. Hepimiz bu ilimlerden, bu şifa kitabından, ayet hadislerimizden şeref alıyoruz. Şerefi Allah Resulü'nün ehl-i sünnetin kapısında arıyoruz. Doğru yerde aradığımız için de buluyoruz ve bulacağız. Umduğumuzu da bulacağız inşallah. Rezil olmayız inşallah. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zayi etmez, zayi etmez. Kurban olduğum zayi etmez. Bu garip zamanda, fesat zamanda. Derdimiz ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şanı yürüsün. Evliyaullah'ın şanı yürüsün. Biz kimiz yani? Şimdi ne buyuruyor Hazreti Ali Efendimiz? Anlatırken sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi bunu şemailinde zikrediyor. Tirmizi'nin hadis kitabı değil de bir de şemail kitabı var. Onu da çok böyle bir tercüme etmek istiyorum. Mevlüt aylarındaki adaklarımla ilgili bir adağımda da hilyeyi yani. Şemail ile hilye aynı eş mana. Bir hilye kitabı yazsak değil mi? Şemail-i Şerife. Çok güzel olur sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Estakun nâsi lehçeten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en doğrusuydu. Ondan doğru bir insan yok.
Ne bakımdan? Lehçeten. Lehçe. Yani şimdi tabii Türkçe'de lehçeyi şive manasına kullanıyorlar. Mesela işte Trabzon şivesi, Giresun şivesi falan. Yani lehçe o manada. Lehçe Arapçadır, kelime kökeni. O demek değil. Lehçenin manası lisan ve beyan. Yani yaptığı açıklamalar ve konuştuğu dil itibariyle, konuşma şekli itibariyle ondan daha dürüst ve doğru konuşan bir insan dünyaya gelmedi ve gelmeyecek. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Zaten her söylediğinde tasdik vacip mi? Her buyurduğunda doğru söylüyorsun demek farz mı? Niye farz? Niye benim her dediğime doğru demeniz vacip değil? Çünkü ben masum değilim. Masum olmadığıma göre İmam Malik ne diyor? Herkesin sözünden alınan olur, atılan olur. İlla sahibi azel kabri. Kabri şerifi gösterdi. Bu kabrin sahibi müstesna. Öyle mi? Hazreti Ömer bir şey diyordu. Ebubekir Sıddık yok öyle olmaz diyordu. Hazreti Ebubekir bir şey, Hazreti Ömer istişare veriliyordu değil mi? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istişare ediyordu. Fakat bir şey buyurduğu zaman, kararı verdiği zaman daha kimsenin konuşma hakkı var mı? Çünkü ondan doğrusunu kimse bilemez ve konuşamaz. Ondan sonra yine sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem sahih. Bu bazı rivayetler gerideki bablarda da geçti. O bakımdan geriye mi döndük demeyin. Biz irticacı değiliz, hiç geriye dönmeyiz. Hep ileri hedef belirleriz, tamam mı? Yani bazılarını hatırlayabilirsiniz. Aa ben bu dersi dinlemiştim falan hareketleri çekmeyin. Biz geriyi de biliyoruz, dersin yerinde takip ediyoruz ya. Geriye niye dönelim? Bitirme, hatim yapacağız. Çok sene sürer ama inşallah hatmini de göreceğiz. Şifa Şerif hatmini yaparız inşallah. Büyük de bir külliye nasip olur o zamana kadar. Doldururuz inşallah. He? Çatlatırız bidat ehlini inşallah. Çatladık ortadan. İnşallah çatlamaya da fırsat kalmaz. O zamana hiç yaşamazlar da çatlamaya da lüzum kalmaz inşallah. Amin. Ve galibü sahih, sahih hadis-i şerifte buyurdu ki veyhake, yazıklar olsun sana. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri taksim etti. Zülhüveysar'a denen bir adam ki o sonradan çıkan haricilerin dedesi. Bunun sulbünden bakın dedi, göreceksiniz çok acayip İslam'a zarar verenler çıkacak. Uzun bir hadis, o da mucizedir. Bu Zülhüveysar'a da sahabenin içindeydi. Bu da kalktı, ne dedi? Sen dedi öyle bir taksimat yaptın ki bunda dedi adaletli davranmadın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e adaletli davranmadın diyebilen bir nasipsiz, bir şerefsiz çıktı yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki وَيْحَكَ فَمَنْ يَعْدِلْ اِنْ لَمْ اَعْدِلْ Ben de adalet yapmadıysam yazık sana, dünyada kim adalet yapabilir? Mevla bana buyuruyor şunu yap, yapıyorum sana. Sen Allah'a diyorsun ki adalet dediği için ya. خِبْتُ وَخَسِرْتُ اِنْ لَمْ اَعْدِلْ Ben adaletli davranmadıysam ya oğluna kızına bir şey bırakmadı ya. Fatma anamıza verilen biliyorsunuz işte bir Hayber'deki bir arsa meselesinden sonradan Hazreti Ebu Bekir bile ne dedi? Resulullah dedi ki hepsi sadakadır, hiç çocuğuma bir şey miras yok. Yani onu bile aldılar yani. Sen sahabeden birilerine verirken yani verse kızını tercih eder, torununu tercih eder, damadını tercih eder. Kainatın efendisi onları aç açık vaziyette Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz bir tane geçerken mescide hurma düşmüş de hurmayı attı ağzına diye hemen yavrum o sadaka malı olabilir. Sadaka olabilir yani. Sadaka zekat malıysa hurma getiriyorlar ya Beytülmal'a. Sadaka olabilir diye nasıl ağzından hurmayı attırdı? Aç torunu aç. Ben kainatın efendisiyim. Bu devletin başkanıyım. Beytülmal'ı ben kurdum. Bir tane hurma torunum yese torunum aç. Sadakadır evladım olabilir dedi. At dedi at. Hemen çıkarttı ağzından bir hurmayı bile. Sen bu zata diyorsun ki adaletli değilsin. Yani ne saçma sapan zıvanadan çıkmış adamsın yani. Onun için buyurdu ki ben adalet yapmıyorsam zaten husrana uğradım. Mahvoldum. Yani demek istiyor ki adaletsizlik dünya ve ahiret kayıp ve husran olmayı getirir. Ben sen bana bunu nasıl yakıştırıyorsun ya? Yani benim kadar efendim dünya ahiret zararından kaçan bir insan akılda da zirve. Ben bunu nasıl yaparım buyurdu ya. Adaletsizlik yaptıysam. Yani onun için bu hususta da
insanların en adili olduğunda zaten şüphe yok. Kâlet Âişe radıyallahu teâlâ anha. Âişe validemiz anlatıyor. Mâ huyyir aradın. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in güvenilirliği, iffeti, doğruluğu, dürüstlüğü, adaleti babındayız ya. Bu husustaki rivayetleri toplamış. Kazı Yaz Hazretleri rivayetleri cem etmiş. Onları zikrediyor sırayla. Mâ huyyir Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme fî emrâin illehtâr aysarâvmâ mâ lem yekun ismâ. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem iki iş arasında muhayyer bırakıldıysa, yani ister şunu yap, ister şunu yap, ikisinde mubah sana, tercih sana kalmış dendiyse, mutlaka en kolay olanını tercih etmiştir, günah değilse. Zaten günah olan bir şey tercihte iki şıktan birine sokulur mu? Sokulmaz. Dolayısıyla o bir kaydı izahidir, yani ihtirazi değildir. Bu itibarla en kolay olanı seçmiştir. Feinkâne itmen, ama bir şeyde günah varsa, o ne kadar da kolay olsa, faydalı gibi gözükse, her tarafı kar olsa, kâne eb'aden nâsiminû, ondan insanların en uzağı o olurdu. Yani Allah'ın hududunu muhafazada ondan ileri bir insan olabilir mi? Sınırları koruma. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Şimdi, bu muhayyer bırakıldığı işler kendisi hakkında günah olmasından ziyade mesele şu, kendisi hakkında tercih edilirken en iyi kolayını seçer ama günah değilse diyor. Şimdi günah değilse ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Ümmetini günaha sokacak bir şeyse kendisi hakkında faydalı ve kolay da olsa o kolayı da tercih etmez. Manayı doğru anlayalım, burası çok zor. Çünkü öbür türlü ne dedik? Zaten iki tarafın biri günah olma ihtimali yok. Günah olsa tercih verilmez. İstersen de bu günahı yap denir mi? O zaman günah değilse ne diyor? Şimdi her işte en kolay olan seçti. Mesela Cebrail Aleyhisselam geldi. Buyurdu ki Allah Teala seni muhayyer bıraktı. İstersen melik ve nebi olasın, istersen abd ve nebi olasın. Yani nebilik vasfın kesin. Bu nebilik vasfının yanına bir şey eklenecek. Mevla sana bir vasıf daha veriyor. Bu vasıf, istersen Süleyman Aleyhisselam gibi, Davud Aleyhisselam gibi hükümdarlık ve padişahlığı yanına ekleyelim. Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam o kadar hanımları, o kadar cariyeleri, o kadar işleri, o kadar güçleri arasında sabaha kadar namaz. Ya bu peygamber yani. Ama hükümdar, bütün dünyayı yönetiyor. İnsanlar için her şeyi de yönetiyor. Ama ibadette de zerre kadar Allah'tan gaflet etmez. Peygamberlere verilen ayrı kuvvetler var. Yani sana da istersen mülk ve saltanatı yanına koyalım. İstersen de ubudiyet, kulluk yani fakirlik. Haşa Resulullah fakirdi bu şekilde denmez. Tabir edebe riayet olmaz ama yani dünya nimetleri bakımından yoksunluk. Külfet içinde olmak, meşakkat çekmek diyelim. Meşakkat çekmek. Şimdi ubudiyet oraya koyuyoruz. Yoksa Allah'a kulluk. Süleyman Aleyhisselam hükümdarken kulluk yapmıyor mu? Onu da yanlış anlamayın. Zahiri durumunda yani efendim az yemek, az içmek, az imkan. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için en kolay olan hangisiydi? Hem devleti yönetmesi bakımından, hem bu kadar müellefe-i kulüp milleti İslam'a ısındırması bakımından, hem efendim ne bileyim fakir fukara muhtaç kapısı dolu. Bütün bunlara dağıtması bakımından hangisi uygundu? Zenginliği tercih etmesi, mülkü, saltanatı tercih etmesi onun nübüvvetine, makamına zarar vermeyecekti ki. Zaten onun için tercih hakkı verildi. Tabii ki mülkü ve saltanat, bir de masum. Hani benim gibi değil ki, ya Rabbi işte bana bir güç ver, saltanat ver, şöyle para ver, böyle para ver, şeriatı, sünneti, ehli sünneti dünya hakim edeceğim. Ondan sonra bir de zenginleştim, paralar geldi bilmem ne. Arada cübbeliği bulasın. Aa, nerede bizim hoca efendi? Çok meşgul, çok meşgul. Parayı koyacak yer bulamazsan, ondan sonra her gün bir yerde. O seni meşgul eder, bu seni meşgul eder. Tamam, haram yapmazsın, günah yapmazsın icabında ama keyif de kafana girer yani, helal dairesi de geniş. Ne olacak o zaman? Kafayı yersin. Para böyle bir şey. Rahatsızlık veriyor ya. Ne yapacağım şimdi diye. Hakikaten. Uçak yetmiyor, yat yetmiyor, kat yetmiyor abi.
Yetmiyor. Ada alıyorsun, yetmiyor. Kıta alma falan kalkarsın yani. Tabii kıta satılmıyor ama o kadar parası olan var yani. Eskiden olsa kıtayı da alırmış herif. Bu paralarla. E şimdi kardeşim, ben masum değilim. Onun için çok zenginlik istiyorsam, Efendi Hazretleri zaten dua etmedi bana. Berat gecesi. Bir zenginlik duası dedim. Belki amin der diye açtım ağzımı. Amin demiyor. Halbuki çok da hasta. Ben de dedim ki bir şey de çok uzun konuşmaz belki. Ağır hasta. Amin der işi bitiririz. Amin de demeyince bir de baktım konuşmaya başladı. Sen dedi çok zengin olursan bazıları bırakırsın dedi. Estağfurullah dedim. O zaman muhtaç olmayayım dedim. O olsun bari dedi. Bu kadar. Bizim hesap dürüldü yani. Onun için ben o hususta dua bile etmiyorum. Yani şimdi neden? Masum değiliz abi yani. Fazla paran yani rahatsız edebilir. Ha ben külliye yapacağım, şunu yapacağım deriz ama. Yani hakikaten kaşır yani. Bir lüzum yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isteseydi, o masum olduğu için ona bir sıkıntı verir miydi? Asla en ufak bir nefse meyil söz konusu değildi. En kolay olan da oydu. Müslümanlar için de yararlıydı. Fakir sahabe de fukaraydı. Ashab-ı Suffe orada açlıktan 3 ay ekmek bulamıyordu. Ama yine de peki iki iş arasında mukayyer bırakılırsa en kolay, en faydalısını seçer kaidesine göre. Mantık ne? Zenginliği seçmek uygun düşüyordu. Kolaylıktı yani, meşakkatsizlikti. Ama günah olmadığı sürece. E peki zenginliği tercih etmesi onun için günah mıydı? Değildi. Ama örnek olma bakımından ümmetini günaha ileride düşürecek bir konum olurdu. Ne yapardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu kadar parası vardı derdi adam. Şimdi bir tane ümmet çıkıp da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle zengindi diyemiyor. Şöyle yatağı vardı diyemiyor. Şöyle koltuğu vardı diyemiyor. Ha, o zaman 3 ay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinde ocak tütmezdi. Deyince bütün Müslümanlar, ulan biz ne cevap vereceğiz demeye başlıyor. Öyle mi? Misafirine yemek ikram edemeyecek halde bunu kim misafir edecek diye. Kendi evinde yiyeceği de yok. Ha bu durumları biz düşününce, sallallahu aleyhi ve sellem yatağını düşününce, işte zaten yatağı matağı yok da, bir hurma lifinden bir şey sererlerse o kadar falan filan. O zaman biz ne yapıyoruz? Yani bir yatağa yatıyoruz ama rahatsız oluyoruz. Bu ne ya? Kuş tüyü kuru üzüm. Biz ne, ahirette ne cevap vereceğiz diyoruz. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle çok has döşekleri, ipekten, atlastan yorganları, bilmem neleri olabilirdi. Süleyman aleyhisselam, Davud aleyhisselam'da bunlar söyleniyor, var rivayetler. Efendimiz de bunlar olsaydı bize ne olurdu bu? Oho! Biz zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o vaziyetteyken biz zaten kılıfına uydurmuşuk. Ben peygamber miyim diyor adam ya. E param da var. Helal mı? Helal. Alıyorum diyor. E zaten bu adam böyle. Bir de olsa bu sefer diyecekti ki sünnete ittiba. Değil mi? En pahalıyı alacaktı. Ne oldu kardeşim? Sünnete ittiba diyorum ya falan. Şimdi onun için teheccüd sünnetine ittiba etmez. Değil mi? Efendim, pazartesi perşembe oruç sünnete ittiba etmez. 13, 14, 15'e ittiba etmez. Haram aylara etmez. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar ibadeti var. Hiçbirinde ittiba yok. Ama efendim, parayı harcama bakımından helal değil mi kardeşim? Helal de sünnet. Derdik. Onun için ümmetimi günah düşürmeyeyim diye sallallahu teala aleyhi ve sellem kendisi de dünyada bu sıkıntılı hayatı tercih etti. Anladınız mı? Yine bizim yüzümüzden, bizi düşündüğünden sallallahu aleyhi ve sellem orada kendisi için rahat olanı tercih etmedi. Burası güzel anlaşılması lazım bu ibare. İnşallah Rabbim anlatmayı bize nasip etmiştir. Onun için ben dedi yeterli rızık. Allahümme ceal rizka Ali Muhammed'in kuta. Ehl-i Beyti de çok zengin olmaz. Mesela ya Rabbi Ehl-i Beytimin rızkını yetecek kadar eyle, fazlasını nasip etmedi. Onun için sonradan imamlar, Ehl-i Beyt imamları falan işte bu hilafet davaları dolu olaylar oldu. Emeviler, Abbasiler zamanlarına falan filan. Hep büyükler, Hazreti Hasan Efendimiz mesela, Hazreti Hüseyin Efendimiz Irak'a çıkarken Kerbela vakasının yaşanacağı hadisede Hazreti Hasan Efendimiz abisi ona ne dedi? Allah bizde mülkle nübüvveti cem etmedi Hüseyin dedi. Bize nübüvveti verdi, peygamberlik müessesesi bizim ailemizde kaldı, biz Ehl-i Beytiz.
Bizde din kaldı, ilim kaldı, fıkıh kaldı, hikmet kaldı, şeriat, tarikat, hakikat kaldı. Cafer-i Sadık tarikatın imamı. Yani Ehl-i Beyt. Bizde mülkle nübüvveti cem etmedi, dedemiz bunu istemedi dedi. Hazreti Hüseyin Efendimiz de nefsi için istemedi, haşa. Tabi adaleti ikame etmek için istedi, Yezid dönemiydi o zaman. Ama, yani Hazreti Hasan Efendimiz buna işaret etmişti. Allah mülkle nübüvveti bizde cem etmedi, sen bu yola çıkma dedi yani. Kesinlikle çıkma dedi. İbn Abbas da yoldan çevirmek, İbn Ömer de yalvardı yolda. Ferazdak da yalvardı şair yolda. Ama kadere çare yok tabii ki. Birileri katil olacak, birileri şehit olacaktı. Bu ayrı bir dava. Ama benim Ehl-i Beytimin rızkını yetecek kadar yap dedi duasında. Çünkü neden? Dünyanın fazlalığı mutlaka azdırıyor. Mutlaka azdırıyor. Allah kim bizleri çoluk çocuğumuzla beraber kimselere muhtaç etmeden hayırlı, helal rızıklarla merzuk eylesin. Azdıracak, kuyumuzu kazdıracak, azabımızı artıracak imkanlardan bizleri muhafaza eylesin. Amin Allah'ım. Salli ala selam. Ve ala aliye sahbim. İnsanı ibadetten meşgul ediyor yani. Meşgul ediyor. Helal de olsa, tarlaların çok olursa gelecekler bir tarlaya fare girdi, bir tarlayı çekirge bastı, bir tarlada şöyle oldu. Yani mesele çıkacak değil mi? Ne yapacaksın? Hiçbir şey yerinde durmuyor ki. Yani para yerinde durmuyor. Ondan sonra nasıl koruyacağım? Yok hırsız mı girdi, çalacak. Efendim çalıştırayım mı? Para olarak mı saklayayım? Hele şimdi bir dolar, euro mu yapayım? Var 100 doları telefon parası daha fazla gelecek. Benim gibi kafasız adamlar. Efendim, şeyin, dövizin yönü ne yönde? Tepe taslak gidiyor. Adam sana ne desin? Zannedecek ki herif de 100 bin, 200 bin dolarım var veyahut da milyon dolarım var. Kaç dolarım var Hacı abi sorma sahip? 300. Ulan 300 dolar için 300 lira telefon gelecek yani. Ne konuşuyorsun ki yani? Bu çıksa ne olur, insan olur ama... Meşgul ediyor abi, meşgul ediyor. Hiç olmayanın hiç döviz takip ediyor mu adam? Ama döviz borcu olan tabii çok takip ediyor yani. Adam yanıyor. Allah bütün borçlarımızdan kurtulmayı nasip et. Kâle Ebu'l-Abbâsil Müberridu. Meşhur imam Müberrid, Arapçanın imamı. Arap lügatında imam. Adı Müberrid diye geçer. Bu zat tarih kitaplarında tercüme-i hali meşhurdur. Diyor ki, bak çok önemli bir şey söylüyor. Kaseme Kisra eyyamu. Kisra, Acem hükümdarı, Farsların. Şimdiki İran'ın eski imparatorluğu Pers deniyor, Fers, Fürs deniyor. Farisiler. Bu Acem imparatorluğu, dünyanın en büyük iki imparatorluğu vardı. Birisi Kayser, Rum İmparatorluğu, birisi Kisra, Acem. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde. Şimdiki Amerika, Rusya sahibi. Bu Kisra çok hikmet sahibi işler yapıyordu. Ve çok bunların tabii yanlarında neleri var, filozofları var, şunları var, bunları var. Eski kitaplardan kalma şeyleri var. Günlerini taksim etmişti. Tamam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında doğduğunun adı Enuşeravan. Onu adaletli derdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman olmadı tabii. Efendimiz daha yeni doğduğunda o hükümdardı. Enuşeravan. Hani 14 kulesi çöktü ya Mevlid gecesi. Onun adı Kisra, lakap, kral gibi. Kisra özel isim değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu dönemdekinin adı neydi? Enuşeravan. Bu kişi günlerini taksim etmişti. Fekale demişti ki, yasluhu yevmur rih, rüzgarlı günler uygun düşer, linnevmi uykuya. Tamam. Çünkü yel girer, rüzgara çıkarsan ne girer? Yel girer, ondan sonra rüzgar ne yapar biliyorsunuz? Mikropları da oradan alır. Buraya getirir falan filan. Rüzgarlı havada çok dışarı çıkmak uygun değil. Çok baş ağrısı yapar. Bak şimdi. Hesabını, kitabını yapmış. Tabii hikmet sahibiydi. Eski bir imparatorluk bakiyesinden gelen bütün ilimlerle beraber. Demiş ki, hava esintili mi? Sorar. Bugün durum ne? Esiyor, püsüyor. Tamam. Demiş ki, dermiş ki,
Bugün ben dinleneceğim, uyku günü. Ve yevmul gaym, bulutlu gün, hava nasıl? Rüzgar yok. Açık mı? Bulut var. Bulutluysa lisaydi, avlanma günü. Kurt dumanlı havayı sever hesabı. Avlanmaya çıkan, işte suyu bulandırıyorsun da, bulanık suda balık avlama meselesi. Yani havada bulutluysa, av yakalamak kolay oluyor. Tabii bunun da ehli değilim. Çünkü neden? Güneş eziyet vermiyor, sıcaklık eziyet vermiyor. Öbüründe sıcakta kalıyorsun, onun için avlanmaya uygun düşer. Ve yevmul matar, yağmur var. Ha, yağmur varsa lişürbi ve lehvi, o zaman yemek, içmek, eğlenmek, efendim, ıslanmamak, çamurlanmamak, değil mi? Şimdi yağmur varsa dışarı çıkarsan ıslanacaksın, çamurlanacaksın, şudur budur. Ondan sonra çalgı, türkü, işte cariyeler, mariyeler, efendim, şarkılar, türküler hesabı Kisra o zaman. İslam yok, Müslümanlık yok, bir şey yok. Yani İslam'dan sonra da tabii bazı krallar devam ettirdiler bu işleri. Ondan sonra madem yağmur var, yiyelim, içelim, eğlenelim. Ve yevmüş şems, güneş varsa hava, güneşliyse lil havaici. O zaman mesalihun nas. İnsanların ihtiyaçlarını görelim. İşte şuraya gideceğiz, şu işimiz var onu görelim. Yok efendim şundan görüşeceğiz, ona gidelim, şunu çağıralım işte vesaire. Veyahut da işte etrafı görecek, tespitler yapacak, öyle ya. Padişah, her memleketinin bütün saltanatında göreceği işler var değil mi adamın? Boş gecenin boz kalfası değil herhalde. Şimdi Kâle ibn-i Hâluye, İbn-i Hâluye, bu da edip, Arap edebiyatı uzmanlarından Hemedanlı. Önce Bağdat'a gelmişti, sonra Şam'a intikal etmiş. Krallardan Seyfüddevle ile arkadaşlığı var, onun çocuklarını yetiştirmiş. Biliyorsunuz bu krallar, şehzadelerini yetiştirmek için en iyi alimleri. Osmanlı'da da Fatih'in bu kadar alim olması, Yavuz'un, Kanuni'nin bu kadar ulema olması neye bağlı? Hep küçük yaşta hocalarının, değil mi? Ebu Suud'lar, İbn-i Kemal'ler, yani kalite çok yüksek. Çok küçük yaşta, çok büyük alimlerin terbiyesinde yetişirse ne oluyor? Otomatikman 5-6 dil biliyor en azından, efendim, birçok ilme vakıf oluyor. Kalite meselesi. Şimdi de besmelesiz, salvelesiz, hamdelesiz çıkanları görüyorsunuz. Terörist, eşkıya, bilmem ne. Ondan sonra internet canavarı falan. Her gün ottu, mottu, bilmem ne. Toparla gitsin, gözaltı, sağdan gir, soldan çık falan. Doldur, boşalt hesabı. Adam ancak hayvanat bahçesi çizebiliyor, bilmem ne. ODTÜ'den mezun olmuş, orada inek çiziyor. Ne misin? Git hayvanat bahçesine o zaman. Yani demek istediğim, seviyenin düşüklüğünü görüyor musunuz? Seviyenin düşüklüğüne. Ne olacak? Ne bekliyorsun? Besmele mi öğrettin ki adama? Bekliyorsun ki insan mı çizecek, hayvan çizecek tabii. Şimdi, İbn-i Hâluye de böyle bir edip, ta vefatı 370. Yani düşün. Zaten Kazı İyaz birinden bahsediyorsa, o en azından 900 seneliden geri gidiyorsun da, bu zaten hemen hemen 1100 senelik adam. Şimdi İbn-i Hâluye dermiş ki, مَا كَانَ اَعْرَفَهُمْ مَا كَانَ ne acayip oldu, nedir oldu اَعْرَفَهُمْ Fars, Acem İmparatorluğu'nun içindeki hükümdarların içinde bu Kisra, Enuşaravan ne kadar bilgiliydi bir siyaseti dünyanın. Dünya yönetiminde ne kadar bilgiliydi Kisra, günlerini taksim eder, saatlerini taksim eder, vakitlerini taksim eder, her işi planlı yapar, her işi projeli yapar. İnsan yönetiminde, dünya yönetiminde çok tatbikatta tecrübeli, çok bilgin biriydi demiş Kisra için. Ama peşine eklemiş, ne demiş? يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Ama onlar dünya hayatının görünen kısmını bilirlerdi, ayetini okumuş. Avlanmak, yemek, içmek, yatmak, kalkmak, almak, satmak, evlenmek, boşanmak, doğmak, doğurmak. Kaç sene sürüyor? İleride ne var? Öldükten sonra? Sonsuz bir hayat var. Ya inanmayan zaten bunu düşünmüyor. Var. İnanmamak onu geri getirmiyor. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ Onlar ahiretten ne kadar da gafildiler. Ayet-i Kerimesini okumuş. Yeme içme işlerini, hareket intikal işlerini, yatma eğlenme işlerini ne kadar biliyordular. Ama bizim peygamberimiz ne yapardı bakalım sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bakalım, hiç Kisra'ya mı benzer, hiç Kayser'a mı benzer, bir filozofa mı benzer
bir hükümdara mı benzer? En bilgilisi olsun gelsin karşısına. Yaptığı şu işte demin ki taksimatı anlatıyorsun. Çok akıllıydı falan. Ne yapmış işte? Bulutlu günde dışarı hava çıkıyormuş da yağmur yağınca çıkmıyormuş da falan. E şimdi bir de bakalım ne yapıyormuş? Ya yani şurada bir beyit var. Şair söylemiş. Bu beyti sizinle paylaşayım. Çok beğendim. Bu demin okuduğum ayet-i kerime hakkında ne diyor? Ve minel beliyeti en tera leke sahiba fi sureti raculi semi'il mubsiri. Başınıza gelecek en büyük belayı söyleyeyim mi diyor. Bu şair velilerden. Başınıza gelecek en büyük bela bir arkadaşınız olması. Nasıl bir arkadaşınız? Adam kılığında işiten ve gören bir arkadaş. Zaten bunun dışında siz ne yapamazsınız? Ondan arkadaşlık yapamazsınız. İşitmiyor, görmüyor, konuşmuyor. Aynı zamanda işitmiyorsa. Bu ne demektir? Ne muhabbeti yapacaksın? Git mezarlığa daha iyi. Değil mi? Ölüler daha iyi. Yoksa selam alıyorlar. Hakkında hadis var. Duymayan adam selam da alamıyor yani. Onun için en büyük bela nedir? Bir arkadaşınız olur diyor. Ama فَطَنُنْ لِكُلِّ مُصِيبَةٍ ف۪ي مَالِهِ وَاِذَا يُصَابُ بِد۪ينِهِ لَمْ يَشْعُرِ. Yani altın levha, altın suyuyla yazılacak beyt ya. Öyle akıllı bir arkadaş ki diyor, malına gelen en ufak bir musibette agah ve fetanetli kuruş kaçırmaz yani. Görüyorsun cep telefonunda bile hemen hangi pakete gireyim daha şeyli. Kuruş kuruş. Şunda bir mesaj daha ucuz, şunda bir bilmem ne. Malına gelecek musibetlerde çok fetanetli ama dinine, imanına en büyük bela gelse hiç farkında olmaz. Böyle bir arkadaşınız varsa böyle bir bela daha bulamazsınız diyor. Bizim böyle arkadaşlarımız var maalesef. Ve Müslüman cemaatlerden de kardeşlerimiz var maalesef. Dinimizde değişiklik istenince arkadaşlarımızın kılı kıpırdamıyor. Reform isteyenlere karşı bana ne? İşler iyi gitsin diyor. Dünya işlerinin düzeni bozulmasın diye din hakkında kim ne demiş bana ne umurumda değil. Ben namazımı kılıyorum. Kıl beşi kurtar başı diyor geçiyor. Malına en ufak bir musibet gelse ortalığı yıkıyor. Nümayiş yapıyor, yürüyüş yapıyor. Gösterilere katılıyor. Dünyası elinden gideceği zaman ama dinine darbe indirilse, bana mısın demiyor. Böyle arkadaşlarımız çok var. Benim de yanıma gelen gidenlerden var, görüştüklerimden var. Bu tipteki insanlar mümkün mertebe arkadaşlığı kesiyorum zaten. Kesmeye çalışıyorum. Çünkü bana zarar verir. İşte bak, böyle bir musibet daha olamaz diyor. Onun için siz olun arkadaşlarınızı din hassasiyeti, ehli sünnet hassasiyeti olanlardan seçin. Adam, hoca ya! İsmail Han'ın en büyük hocalarından ya. Bana diyor ki sen diyor İslam oğlunu tanısan seversin diyor. Çok ahlaklı bir adam diyor ya. Ya git dedim be. Çek git. Hayatta kimseye yapmadığım o hareketi yaptım ya. Yani şunu diyorum. Bu adam vaiz ya. Senelerin vaizi kürsü. Vaizi bu adam ya. İsmail Han'ın hocası. Bunu dedi bana. Efendim senin kapısında Şam'da. Kapıda kahvaltı ediyoruz. Şam'daydık. E şimdi o zaman ondan sonra cibbeli niye böyle? Cibbeli niye şöyle? Herkes bana bir mana vermeye çalışıyor. Kardeşim, cibbeli bir şey yapıyorsa veya yapmıyorsa bir şey yapmak var, buna fiil deniyor. Bir şey yapmamak var, buna terk deniyor. Fiiliyatta yaptığım, konuştuğum veya yapmayarak, terk ederek, susarak, susma hakkımı kullanarak, konuşmayarak bir şey yapıyorsam, kusura bakmayın, ömrü bu yolda geçmiş bir adam olarak nefsi ön plana çıkaracak değil. Mutlaka bir bildiklerim vardır. Size de bildiremiyor olabilirim. Daha büyük fitnelere sebebiyet vermesin diye. Ne yapayım şimdi? İsim mi vereyim? Ha, dava ne? Dava şu. Din hassasiyeti olmayan hacı da olsa, hoca da olsa, vekil de olsa, kefil de olsa, şeyh de olsa, mürit de olsa uzak dur. Malına gelen de fırlıyor, dinine gelen de görüşsen çok iyi olur ya diyor.
Çok ahlaklı diyor ya. Tanırsan seversin diyor bana. Ya ben bana hürmet edeni sevsem zaten bana Hilal Kanalı en başta Jetsik olayında müdafaa için geldi. Ben o zaman onların itikadını bilmiyordum ki. Beni en çok onlar müdafaa etti o olaylarda. Ben bilmiyordum itikatları bozuk. İslamoğlu kim hiç bilmiyordum ki. Ha, o zaman beni tutman önemli değil. Dinimi tut, beni tutma. Beni sevmen önemli değil. Ehl-i Sünnet'i sev, beni sevmesen de olur. Ben davayı müşakhaslaştıramam, kendimle özdeşleştiremem. Ama Ehl-i Sünnet'i sevenleri sev, sevmeyenleri sevme. Bu bizim şiarımız olmasa lazım. Yani yoksa ne olacak? Lakin nebiyyena sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi Kisra'nınkiyle, Kayseri'nkiyle, akılla, mantıkla, bilmem filozoflukla, felsefeyle, bilmem neyle. Ne oldu? Hepsi gitti bitti. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurduğu düzen kıyamete kadar devam edecek. Cennette de sonsuza kadar bizi ihya edecek inşallah. Çünkü neden? Ne yaptı? Cezze'e parçaladı nehara gündüzünü selasete ecza. Gündüzünü üç parça yaptı. Yani gününü derken efendim onlar günlerini taksim etti Kisra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir günü üçe böldü. O haftayı böldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Günü böldü. Vakitleri böldü. Çünkü vakitler çok kıymetli. Böyle bir gün yat, bir gün ye, bir gün iç. Ne oluyor ya? Dünya niye geldin? Derler adama. Evet. Ne yaptı? Sallallahu teala aleyhi ve sellem en büyük akıllılığı yaptı. Zaten onunki vahiydi. Ona akılla da olacak iş değil. Şurada ibare biraz şey. Cüz'en lillah. Bir parçasını Allah'a ayırdı. Allah'a ayırdı ne demek? Sırf ibadet. Vahiy bekliyor. Bir de işte gece ibadetleri, namazları, işra, kuştu, evvabini, abdest, hacet, kıl, işi gücü namaz, zikir, Kur'an. Tamam. Bu bir cüz Allah. Ve cüz'enli ehli bir parçasını eşlerine ayırdı. İşte çocukları pek yaşamadı ama olsun kızları yaşadı. İşte onda torunu oldu falan. Onlarla da ilgileniyordu değil mi? Hanımların halini sorar, hatunu sorar. Evde gidip dikiş diker, yama diker, nalin temizler. İşte o zaman nalinler hurma şeylerinden onlar yırtılıyor, mırtılıyor. Eliyle temizlik yapar, efendim iş yapar, süpürür sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kısmını ailesine işlerine ait. Ve cüz'enli nefsi bir parçayı da kendisine. Kendisi dediğine yeme vakti, içme vakti. Yemek de kaç? İki öğün. İki öğünde de ne var? İki öğünde ne var? En fazla olsa sütle hurma var. Falan falan. Çok nadir hatta misafirliğe gittiği zaman et falan buluyordu. Geri kalan kendi evinde hediye gelmedikten sonra böyle koyun kes, inek kes, keçi kes. Böyle bir şey yoktu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, yeme içmesiyle onlar hiç vakit alacak şeyler değil. Biraz da uyuyordu birkaç saat işte. Gecenin uykusu belli. Bir de gündüzden kaylüleyi katsan. Yani uykusu sallallahu aleyhi ve sellem 3-4 saat anlaşılıyor sünnete göre. Böyle anlaşılıyor. Çünkü gece yastan sonra yattığında gecenin bazen ilk birinci kısmında, bazen yarısında, bazen son üçte birinde. Her zaman da aynı şeyi yapmıyordu. Bazen de vücudunun durumuna göre riayet ediyordu. Ama gece mutlaka kalkıyordu. Ağır hastalığı olmadıktan sonra. Hep ibadet. Sabahlara kadar. Sümme cüz'en bir parça daha ayırmıştı. Cezzehu beynehu beynennas insanlarla kendi arasında. Şimdi insanlarla kendi arasında ne demek? Sahabe-i kiram geliyor. Bu kadar fetva soruluyor. Bu kadar müşkil soruluyor. Bu kadar dileklerde bulunuyor. Harpleri yönetiyor. Seri yerleri yönetiyor. Gazaları yönetiyor. Allah Allah. Böyle bir insan nasıl bu kadar ibadete vakit ayırabilir? Fekâne sallallahu aleyhi ve sellem yesta'inu bil hâssati hususi ashabından yardım alıyordu. Alel âmmeti genel Müslümanların işlerine karşı. Kimler onlar? Halifeleri, vezirleri. Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer Efendimiz için ne buyuruyorlardı? Onlar ikisi bir kere geldiler. Siz benim gözümle kulağım mesabesindesiniz. Ebu Bekir Sıddık. Göz diyelim Hazreti Ömer kulak. Gözüm kulağımsınız. Sonra Allah bana diyor her peygambere vezirler verdi. Bana 14 vezir verdi. 12 de olabilir ama ben 14 hatırlıyorum hadis-i şerifte. O vezirlerin başında Hazreti Hamza Efendimiz'i sayıyor. Miktad'ı sayıyor. Zübeyir'i sayıyor. Değil mi? Talha'yı sayıyor. Yani Rıdvanullah Aleyhi Mecmen. 4 halife zaten var. Ama sayı 14'e çıkıyor. Bir 10 tane daha var. Tabi aşere-i mübeşşereden olmayanlar da var orada. Ama tabi hepsi cennetlik ayrı dava. Vezirleri var.
Bu yardımcılarından Müslümanların işine. Mesela ne diyordu? Veyakulü diyordu ki, özel yanındaki adamlarına, اَبْلِهُ حَاجَةَ مَنْ O kimselerin dertlerini bana ulaştırın ki, لَا يَسْتَطِيُعُ Güç yetiremiyor o adam iblâhî, bana ulaştırmaya. Adamın bir derdi var. Gelmiş dünyanın bir yerinden. Cemaate gelmiş, kalabalık, şudur, budur, cuma, bayram vesaire. Adam zaten biliyordu, kaç ayda geliyor bir yerden bir yere. Gelecek bir şeysini anlatacak, Efendimiz Aleyhisselam de meşgul diyelim. Veyahut da harbe çıkılacak, ordu düzenleniyor. Devamlı gitti, sallallahu aleyhi ve sellem durmadı ki çok. Medine hayatında bir hassa, hep cihatlarda geçti. Derdini bana ulaştırma imkanı bulamayanın derdini bana ulaştırın. Yani o Ebu Bekir Sıddık'ı bulur söyler, öbür az da Ömer'e söyler. O da ne yap? Sen de bana onu getir, ulaştır diyor. Sen çözüm üretme diyor. Çünkü bu vahiy müessesesi tabii. Çözümü sen üretemezsin. Bana adamın derdini aktar, getir. Feinnehu çünkü şan. Bazen de sallallahu aleyhi ve sellem o kadar heybetliydi ki bir kısım sahabe içlerinden geçirdikleri şeyleri soramıyorlardı heybetinden dolayı yani. Çok yumuşak cevap verir, çok şey ama azamet var. Cesaret edemeyen de var. Men eblega hacete men. Kim o kimsenin hacetini bana ulaştırırsa ki la istatu iblagaha. Bir adam derdini bana ulaştıramıyor. Mesela Efendi Hazretleri'ne de öyle oluyordu. Birçok insan yandan yanaşamıyor. Ama birisi tanıdığı bir ihvana söylüyor. O da Efendi'ye yakın bir adamsa ne yapması lazım? Efendim bu adam gelmiş Maraş'tan. Böyle bir derdi var. Ne buyurursunuz derse çok önemli. Çok önemli bu işler. Evet, devlet kurumlarında da çok önemli. Manevi kuruluşlarda da çok önemli. Çünkü herkes ne yapamıyor? Vasıtasız ulaşamıyor. O zaman kim bana derdini anlatmaya gücü yetmeyenin hacetini bana ulaştırırsa âmenevullâhi yevmel fezi'il ekberi. En büyük panik günü, mahşer günü, insanlar cehenneme atılırken, bas bas bağırırken, herkes paniklemişken Allah ona hiç korku tattırmayacak der. Bir Müslümanın derdini ilgili makama ulaştırmada vasıta ve aracılık yaparsan, ama şimdi bizim bile ona da girmiyor. Deme lazım elimde patlamasın falan bilmem ne. İyi olur işte Hak'tan, kötü olur Abdülhak'tan. İşte efendim böyle bir laflarla beraber ne yapmıyor? Yani ben bu işe girmeyeyim. Bir de ne var? Kredimi kullanmayayım. Yarın akrabamdan birinin bir işi olur, onu aktarırım. Benim ailemden bir mesele olur, onu aktarırım. Şimdi ben ikide bir vırt vırt bunu alıştırmayayım. Bu adamın derdi var, ulaşamıyor kardeşim. Ya şu İslamiyet, şu hadisle amel edilse, şu andaki hükümet sisteminde bile çok müşkül çözülür mü? Çözülür. Ama bir adam her şeye ulaşamaz ki yani. Ulaşamayınca da birçok sorunu çözmeyi bırak, sorunu duyamıyor ki çözsün. Bundan dolayı da Müslümanların işlerinde aracı olmanın önemi bu hadis-i şerifte daha ziyade anlaşılıyor. Ve Al-Haseni, Hazreti Hasan Efendimiz, Ali Efendimiz'in oğlu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu rivayet ediyor. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi herkesin işini göremez. Ama ne yaptı? Yanındaki özel adamlarına insanların hacetlerini bana ulaştırın diye bir müjde verdi. O müjdeyle işi bitirdi. Ondan sonra sahabe-i kiram dan Efendimiz'e yakın çevre vezirler durumunda olan Rıdvanullah Aleyhisselam ne yapmaya başladılar? Her Müslümanın hacetini Resulullah Efendimiz'e iletmeye başladılar. Bu da ne oldu? Devlet yönetiminde büyük bir çözüm getiriyor. Yani şunu demek istiyor. Kisra'nın yönetimine bak. Hava nasıl? Bulutlu. Hava çıkalım. Hava nasıl? Yağmurlu. Yiyelim içelim. Çalgı çalalım. Hava nasıl? Güneşli. Tarlalara gezelim. Saray denetli. Hava nasıl? Hava raporuna göre adam şekilleniyor. Haftada yaptığı 4-5 iş var. O da ya ava gidiyor, ya yatıyor, uyuyor. Bu da haftayı bölüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir günü bölmüş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir gününde yaptığı ibadetler, namazlar, okuduğu ayet adetleri, okuduğu sureler, uyumadan okuduklarını şey yapsan, teheccüd geçer. Yani uyumadan okuduklarını okuyayım desen sen şu anda, uykuya vakit kalmaz. Nasıl yapıyordu bunları? İşte öyle bir yönetim yapmıştı ki, bütün dakikalarını ibadete ayırdığı var, ehline ayırdığı var, nefsine ayırdığı var, yani işte uyku gibi. Bir de insanların yönetimine ayırdığı var.
Ve bu noktada bir kişi mağdur dönmemiş. Bütün ümmet, bir kişi ondan istediğini alamayan yok. Herkes de muradına ermiş. İlim isteyene ilim vermiş, para isteyene para vermiş, evlenemeyeni evlendirmiş, ölüsünün cenazesine gitmiş. Ne yapacak? Kim yetiştirebilir bu kadar işe? Samimi söylüyorum, Efendi Hazretleri hakikaten sünnet-i seniye hakkıyla ittiba eden bir zat. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmedim ama şu Efendi Hazretleri'nin yanında bir gün geçirdiklerim var. Gece 12'de eve bırakıyorduk, gece 3'te evden alıyorduk teheccüde bir daha. 12'de eve bırakıyorduk, Fahri Efendi hocamızla. 3'te gece alıyorduk. Öyle zamanlar rastladım yani. Ondan sonra da bütün gün beraber olduk. Allah 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 Allah. O teheccüd saatlerce. Hatmi şerifler, işraklar, kuşluklar, hepsinde uzun uzun sureler, gelenler, gidenler, yemeğe çağırdıkları kahvaltı olacak kimler, misafir onlar, oradan düğüne, oradan cenazeye, oradan sünnet merah, orada vaaz, orada sohbet, orada Üsküdar, orada Beykoz. Abicim, geliyorduk ya. Cemaatle namazlar, sohbetler, günde 3-4. Bu nasıl bir ömür? Yemin ediyorum, ben Efendi'yi görmesem bu işi anlamazdım. Bir gününe dayanamazdınız. Devrilir giderdiniz. Bir gününe dayanamaz. O kadar iş yapıyordu. Aynı bu usul. İşte kendine de ayırdığını. Ya 5 dakika uyunur mu ya? Diyordu ki 5 dakika sonra uyandırın. Samimi söylüyorum. 6 olursa onu anlar. 6, yani acıyorduk bazen, 1 dakikada benden diyordum. Sen niye laf dinemiyorsun diyor. 6 dakika olmuş diyor. Ben bunları yaşadım. Böyle bir insanın yanında yaşadım. Onun için rezilliğime doymayayım tabii de. Nasıl bir şey ya? 5 dakika uykuyla abi. Hiç. Şarj gibi yani. O 5 dakika niye, gözünü niye kapatıyor o da belli değil. Zaten yanına yanaşırken de oldu mu vakitler yani. Uyumaz da. Böyle bir insan. Bu kadar az uykuyla, az yemekle, efendim, bu kadar insanın geceyi, bir kadın yarım saat derdini anlat. Elinden telefon düşer böyle, öyle dalacak, o kadar yorgun, hemen toparlanır, sanki Genelkurmay Başkanı'yla konuş. Biz olsak Genelkurmay Başkanı'na o kadar, ya uykum var kardeşim, tak kapatırız ya. Uyuyorum seninle, yarım saat bir kadının derdi dinler, dinler. Ben öyle bir makamdayım ki evladım derdi. Bir hammal gelse şurada, saatlerce derdini dinlemek zorundayım. Mevla sorar derdi. Devlet mi verdi ona o vazifeyi? Cami imamlarının böyle bir görevi mi var? He? Kapıyı kilitleme görevi var namaz bitince şeyde. Hırsız levhayı çalmasın diye onu bile çaldırıyorlar. Hiçbir leva kalmadı camilerde. Yerine yenisini koyuyor herif, kimsenin haberi yok. Eskiyi çalmış gitmiş. Yani böyle bir şey var mı ya? Böyle bir ümmet... Ümmete kendini parçalayıp feda etme meselesi var mı? Ondan sonra efendim, kıtıpmış, kafmış, onlarla diyor. Sen kimsin ya? Sen ne anlarsın ulemadan, evliyadan? Sen bu insanın bir gününü takip etseydin, bir gününde şu insanlık alemine yaptığı faydaları gözünle görseydin, bu lafı konuşmaktan hicap duyardın, haya ederdin ama bilmeyen insan, kişi bilmediğinin düşmanıdır kaidesince. Bu büyükleri tanımayanlar, bizim bunlara yaptığımız hürmetin de manasını veremiyorlar. E ben yaşadım. Bir gün değil, 2 gün değil ya, 1 sene değil, 2 sene değil ya. 40 sene! E hiç mi bu insanlar bir kere de 1 saat fazla uyumaz ya? Yaşlandım artık ya, 1 saat uyuyayım demez mi ya? Ha, o zaman işte Allah için iş yapmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakiki varis. Hakiki varis olmak, sade ilmine değil, ameline de, ihlasına da. Feraset iki türlüdür yani. Kimisi hafızlık feraseti yapmış, sade hafız. Kimisi Arapçayı biliyor değil mi? Kimisi fıkıhı da, kimisi de. Ama tümüne varis olmak nasıl olacak? İşte onun için bunları ben hiç zor görmüyorum yani. Bu nasıl işti, nasıl yetiştiriyor demiyorum. Gördüm önümde tatbikatını yapan, onun bir halifesi var. Nerede bizde yani? Allah'ım. Yollarına feda eylesin bizi. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem lâ yehuzû hâdem fikârfâin. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kimseyi kimsenin yaptığıyla cezalandırmaz. Kimsenin yaptığı, babasının yaptığını oğluna sormaz. Oğlunun yaptığını babasına sormaz. Çünkü İslam'ın kaidesi budur. Ama biz öyle değiliz. Biz ne yaparız? Çocuğun yaptığını hanıma, hanımla işi karıştıracaksak, hanımın yaptığını öbürüne, yani işimize geldiği gibi
mesul etmek istiyorsak birini bir şeyden, değil mi? Yandan geçeni bile gelsen de karıştın hesabı. Yapıyoruz yani. Ama öyle yapmazdı. لَا يُسَدِّقُوا هَدَنْ عَلَى اَحَدٍ Kimseyi kimse hakkında tasdik etmez. Adaletini anlatıyor. Geldi adam dedi ki, bu böyle yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derdi, sen Ebu Bekir Sıddık olsan, delil getir. Şahit misin? Adamı çağırın. Yüzleşilecek. Vesaire vesaire. Birçok meselede, zahiri beyanlara göre de hükmederdi. Çünkü adamın zahiri beyanını esas alırdı. Vahiy gelerek ne olurdu? Habibim bu adam sahtekarlık ediyor, seni kandırıyor diye. Vahiy geldiği mesele de var. Tuhme bin Übeyrik meselesinde, hırsızlık meselesinde. Un çuvalını çalan o ayeti kerimede sakın Habibim hainleri tutma, o adam hain diye ayet geldi. Yoksa tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deliller teşekkül etmediğinden kim ne derse desin ne yapamıyordu? Bu adamı hırsızlıkla suçlayamıyordu. Çünkü adalet bunu iktiza eder. Beyinesiz, delilsiz hiçbir hüküm kaim olmaz. Ama vahiy geliyordu ona başka. Bize vahiy gelmediğine göre ne yapacağız? Mutlaka delilli iş yapacağız. Dedikoduyla, şu şöyle dedi, bu böyle dediyle kimse hakkında hüküm veremeyiz. Onun adaleti. وَذَكَرَ اَبُوْ جَعْفَرَ الطَّبَرِيُّ İmam Ebu Cafer Taberi an Ali'in radıyallahu anh, anhu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet ediyor. Bu da geçende okundu. Bu bapta yeniden zikrediyor bunu. مَا هَمَمْتُ بِشَيْءٍ مِمَّا كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَةِ يَعْمَلُونَ بِي Cahiliyet ehlinin yaptığı işlerden hiçbir şeye bir kere bile niyetlenmedim. İl غَيْرَ مَرَّتَيْنِ iki kere, ta küçükken, çocukken, iki kere niyetlendim. Cahiliyet ehlinin yaptığı işlerden. O da tabii içki, kumar, zina değil haşa. Yani normal bir eğlence türünden. İki kere niyetlendim. Ama küllü zâlike her ikisinde de yehûlullâhu beyni ve beyne mâ ürîdü min zâlike yapmak istediğim işle Allah benim arama girdi, engel çıkarttı, bana nasip etmedi. Zaten masum olmak da nasıl bir şey? Böyle bir şey. Değil mi? Korunmuşluk. Ama korunmuşluğun en üst derecesi. ثُمَّ مَا هَمَمْتُ بِسُوءٍ Ondan sonra hiçbir, yani şeriatın çirkin gördüğü, hiçbir kötü işe kalbimden niyet etmedim. Hatta اَكْرَمَنِي اللّٰهُ بِرِسَالَةِ Neticede Allah elçilik vazifesini bana ikram etti 40 yaşımda, o zamana kadar. Ondan sonra zaten düşünülür mü? Ondan sonra hiç düşünülmez. Ama ondan evvelinde bile, cahiliyet elin içerisinde bile ben iki kere diyor. Birisi kultu, dedim li gulamin kâne yer âmâin, benimle beraber otlatan bir köle vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de koyun otarırdı, biliyorsunuz. Bütün peygamberler ne yapmıştır? Çobanlık yapmıştır. Küçükken sallallahu aleyhi ve sellem de efendim, koyun otarırken bir arkadaşım vardı diyor. Mâ min nebiyin lâ râ'al ghanem. Her nebi koyun otarmıştır. Sen de mi ya Resulallah? Ne'am küntü ar'âhâ alâ kara yıta bi Mekke'te. Mekke'de birkaç işte kilometrelik bir mesafede bulunan bir yerde koyun otarıyordum. Ondan sonra arkadaşıma dedim ki lev ebsarteli ganemi benim koyunlarıma da biraz sen göz kulak olsan da hatta edhule Mekke'de Mekke'ye gireyim de fe esmurabiyâ gece şeyleri yapıyorlar ne diyorsun ona merasim. Gece merasimi yapıyorlar Mekke'de bir merasime katılayım. Düğün oluyor, dernek oluyor. Bir merasimde bulunayım dedim. Efendim, kemâ yesburu şebab, yani genç delikanlıyım daha yeni. İşte delikanlıların müsamerelere de katıldığı gibi ben de bir bakayım ne var ne yok. O da tamam dedi, senin koyunlarına da ben sahip olayım. Fekaraştü lizâlik, bunun için çıktım. Badiyeden, şeyden yani çölden, sahradan. Hatta cîtü geldim, evvele dârim min Mekke'te. Mekke'deki ilk ev, yani işte evlerin uzandığı yer o zaman, az evler var. سَمِعْتُ فِيَا عَزْفًا Orada bir çalgı duydum. Efendim, tambur gibi def çalıyor, tambur çalıyor. Onun sesini duydum, bir düfufi, deflere vuruyorlar. Artık herhalde düğün varmış. Ondan sonra vel mezamiri, zurnaları da öttürüyorlar. لِعُرْشِ وَعْزِهِمْ Birinin düğünü varmış. فَجَلَسْتُ Ben de oturdum en zuru. Bakayım ne yapıyorlar, ne oynuyorlar diye. Sallallahu aleyhi ve sellem kurban olduğum. فَضُرِبَ عَلَى اُذُن۪ي O anda kulağıma Mevla uyku şeyini vurdu, mühürünü vurdu. Hiç daha bir şey duymadan fenimti uyumuşum.
Ama hiç ya bir ses duymadım ya. Bir uyumuşum ki فَمَا اَيْقَزَنْ اِلَّا مَسْتُ الشَّمْسِ Ertesi gün olmuş, gece bitmiş, ertesi gün olmuş, güneş çıkmış, işrak vakti. Güneş bana vurunca uyandım. Neredeyim ya dedim. Allah Allah dedim. فَرَجَعْتُ Döndüm. وَلَمَقْتُ شَيْءٍ İstediğim hiçbir şeyi de yapamadım diyor. Yani canım çekti ki bir iki işte def mef dinleyeyim. Dinletmedi Mevla diyor. Ondan sonra bir isteğim yine gelmeden sümme arani sonra bu hal bana arız oldu merraten ukra bir kere daha misle zalike yani işte çalgı şeyleri enstrümanları dinlemek şeyi gençliğini anlatıyor çocukluğunu anlatıyor sümme lem evme ba'de zalike ondan sonra böyle bir şeye asla kalbimden bile geçmedi iki kere oldu ikisinde de engel çıktı Mevla bana dinletmedi diyor tabi düğünde def çalmak sünnettir o var ama defe çıngırak takarsan yanına da bir zurna eklersen, yanına da bir peşrev, ondan sonra o iş ayarı kaçar gider. Onun için hadis-i şerifler bize bunları ne yapmıyor? Tabii ki İmam Gazali, diğer bazı alimler, Mustafa Bekri gibi, bazı meşayih, Şafii mezhebinde bunlara çok müsamaha var. Hanefi mezhebinde pek müsamaha yok, bir tek düğünde defin haricinde. Şafii mezhebinde bazı müsamahalar bulunmakla beraber, tabii ki namaz vakti geçecekse, kadın sesi varsa, içerikte söylenen namelerde Allah muhafaza şirk sözleri, kazaya rızasızlık varsa falan filan, o zaten dört mezhepte de haramdır. Kimisi de insanı kafir bile edecek şeyler var, onu konuşmuyoruz. Ama ilahiler okunuyor ya şu an, bu ilahilerdeki enstrümanlara bile Hanefi mezhebinde müsaade yok. Hanefi'den bir imamın Nablusi'nin birkaç meşayihten, ulemadan müsaade edenler var. Var ama onların da manevi halleri var. Şimdi birisi ona itiraz ediyormuş. İmam-ı Nablusi Hazretleri tekkesine gelmiş. İmam-ı Nablusi Hazretleri Nakşi'dir yani. Hem de Hanefi'dir. İşte orada tamburlar falan asılmış kenarlara falan. Adam da içinden demiş ki Allah Allah, büyük evliya diye geldik. Bu ne ya demiş falan. O da mübarek şöyle şey yapmış, şöyle bir işaret etmiş. Hepsinden bir sesler, zikir sesleri çıkmaya başlayınca yani biz bizim işimiz manevidir. Biz burada keyfimize, nefsimiz için bir şey çalıp söylemiyoruz diye. Ona o kerameti gösterince o zat demiş, ben sana daha itiraz etmem. Bazı şahısların kendi özel halleri vardır. Bazı mezheplerde de fetvalar vardır. Ama o zatın kendi ruhani halini kendi bilebilir. Onun için bu ne yapmaz? Umum Müslümanlara fetva teşkil etmez. Bunların helal olduğu anlamına gelmez. Allah Teala... Haramlardan da, mekruhlerden de, şüphelilerden de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i koruduğu gibi demeyelim, korumasının hürmetine bizi de muhafaza eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sübhane rabbiyel aleyhi ala ve elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin. Amin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inna enselüke el cenne ve ne'udübüke minel nar. Allahümme inna enselüke rıdâke vel cenne ve ne'udübüke min sehatike vel nar. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين cemaatlerimizden buraya yazılan Fatih, Mustafa, Ahmet, Ramazan, Hüseyin, Ömer, Salih, Ayşe, Resmiye, Mevlüde, Meyit ve Meytelin Ervahi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله 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 جل جلالك يا رب العالمين hediyelerimizi vasıl eyle, ruhlarını şad eyle, kabirlerini nur eyle, seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle, bizlerin de geçmişlerimizi bu dualara ilhak eyle. Bizlere de arkamızdan böylece okunmak nasip eyle.
Amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin'e ve sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve teslimen kethiren. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ve şâhine. Efendi babamız, İsmet babamız, hâsaten ve lâhâr. Şeyh Hüseyin İsmail Efendi Memmâv. Müşûk-ül İslam ve lâhâr. Fatih Sultan Yavuz Sultan. Ervâh-i cemî envâtina ve envâtil müslimîne. El-Fâtiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين محمد سيد الكونين والثقلين الفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم دعمت داعة النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم